Katerina'nın yine ikonanın karşısında diz çöktüğünü, sonsuz bir keder içinde kendinden geçerek ellerini ovuşturduğunu görür gibiydi. Kimdi bu kadın? Kimin için dua ediyordu? Hangi çaresiz ihtiras yüzünden bütün huzurunu kaybetmişti? Bitmek bilmeyen bir keder ve yakıcı gözyaşları halinde kalbinden boşalan ümitsizliğin sebebi neydi? Ordinov, Katerina ile konuşmasını hatırlamaya başladı. Kadının bütün sözlerini tatlı bir musiki gibi yeniden duyuyor, aklına gelen her sözü onu bir kat daha heyecanlandırıyordu. Bir an bütün bunları sadece bir rüyadan ibaret sandı. Fakat hemen ardından hayalinde kadının sıcacık nefesi ve bu sesi tüm gerçekliğiyle canlandı, bütün varlığını tatlı bir haset sızısı kapladı. Gözlerini kapadı ve kendinden geçti. Bir yerde saat çaldı. Vakit hayli geçti. Ortalık kararıyordu. Orjinov'un gözlerinin önünde Katerina'nın üzerine eğilmiş hayali belirdi. Gözleri sıcak bir yaz günündeki gök kadar maviydi. İçlerinde yaşlar parıldıyor. Orjinov'a temiz bir sevinçle bakıyorlardı. Yüzünden derin bir huzur okunuyor. Tebessümü saadet vaat ediyordu başını omzuna bırakışında öyle bir yakınlık, öyle çocukça bir teslimiyet vardı ki, Ordinov'un sevinçten halsizleşen göğsünden bir inilti koptu. Kadın ona bir şey söylemek istiyor, tatlı bir sesle sanki bir takım sırları açıklıyordu. Ordinov, kadının nefesiyle ısınmış, elektriklenmiş havayı hırsla içine çekiyordu. Genç adam kollarını hasretle uzattı, içini çekerek gözlerini açtı. Katerina karşısındaydı. Üzerine eğilmiş, sanki bir şeyden korkmuş gibi uçuk benzi, yaşlı gözleriyle tir tir titriyordu. Ordinova bir şeyler söylüyor, kollarını ona doğru uzatmış, adeta yalvarıyordu. Ordinov onu kollarıyla sardı, kadın da onun göğsüne kıvrıldı. ''Ne oldu, neyin var?'' diye sordu Ordinov. Uyanmış ve iyice kendine gelmişti. Katerina'ya hala sıkıca sarılıydı. ''Neyin var Katerina?'' Ne oldu sevgilim? Katerina kızaran yüzünü genç adamın göğsüne saklamış, gözlerini yere indirerek sessizce ağlıyordu. Uzun zaman konuşamadı. Korku içinde titriyordu. Sonra duyulur duyulmaz bir sesle tıkanarak ve adeta kelimeleri yutarak ''Bilmiyorum'' dedi. ''Buraya nasıl geldiğimi hiç hatırlamıyorum.'' Sözünü bitirince artan heyecanıyla genç adama daha sıkı sokuldu ve engel olamadığı bir hisle onun ellerini, kollarını öptü. Sonra bütün ümitleri kaybolmuş bir insanın bitkinliğiyle yüzünü elleriyle kapayarak dizüstü düştü, başını Ordinov'un dizlerine bıraktı. Ordinov üzüntü içinde sabırsızlıkla onu kaldırıp yanına oturttuğu zaman Katerina'nın yüzü utançla yanıyor, yaşla dolu gözleri af diliyordu. Dudaklarındaki zoraki tebessüm karşı konulmaz duygularını gizlemeye çalışıyordu. Genç adamı güvensizlikle kendinden itiyor, yüzüne bakmıyor, sorularına başını eğerek ürkek, fısıltılı bir sesle cevap veriyordu. ''Belki korkulu bir rüya gördün.'' dedi Ordino. ''Gözüne bir şeyler göründü belki. Öyle mi? Yoksa ihtiyar mı korkuttu seni? Kendini bilmeden sayıklayıp duruyor. Belki de duymaman gereken şeyler söyledi. Bir şey mi işittin? Söyle Katerina.'' ''Hayır, uyumuyordum.'' diye cevap verdi heyecanını güçlükle zapt eden Katerina. ''Uykum yoktu. O da sessizce yatıyordu. Bir kere çağırdı beni o kadar. Yanına gidip seslendim. Çok korkmuştum çünkü. Duymadı. Hastalığı çok ağır. Tanrı yardımcısı olsun. Bir ara içim öyle sıkıldı, öyle sıkıldı ki. Ama hep dua ettim. Hep dua ettim. Sonra birden bir tuhaf oldum. Bir hal oldu bana. Yapma Katerina. Yapma hayatım. Dün korktun da ondan. Yo, dün korkmadım ben. Başka zamanlarda sana böyle haller geliyor mu? Evet geliyor. Kadın yine titreyerek çocuk gibi ona sokulmaya başladı. Hıçkırıklarla kesilen bir sesle ''Bir şey söyleyeceğim'' dedi. ''Sana boşuna gelmedim aslında. Yalnızlıktan durduk yere kaçmadım.'' Genç adamın ellerini şükranla sıkıyordu. ''Başkasının kederi için gözyaşı dökme canım. Kara günler için sakla bunları. Yalnız kalacağın, kimsesizlik acılarını tadacağın zamana sakla. Söyle bakayım, sevgilin oldu mu hiç?'' ''Hayır, senden evvel yoktu.'' ''Benden evvel mi?'' Beni sevgilin mi sayıyorsun? Katerina birden hayret dolu bakışını genç adamın yüzüne çevirdi. Bir şey söyleyecek gibi oldu fakat ses çıkaramadı, başını eğdi. Yüzü alevler içinde yanıyordu. Kirpiklerinin ucunda unutulmuş gibi duran yaşlar arasından gözleri tekrar parladı. Dudaklarında bir sorunun titreştiği belliydi. Mahcup bir edayla bir iki kere Ordinom'un yüzüne baktı, sonra tekrar başını eğdi. Hayır, sevgilin olamam ben. Olamam, olamam. Katerina bu sözleri başını sallayarak dalgın dalgın tekrarladı. Hafif bir gülümsemeyle yüzü yeniden canlandı. Sonra gülerek, ''Hayır canım, senin sevgilin olamam ben.'' diye tekrarladı ve Ordinova baktı. Yüzünü birdenbire dayanılmaz bir hüzün kapladı. Her halinden keder taşıyordu. Bunların etkisi o derece kuvvetliydi ki Ordinov sebebini bilmediği halde onun kadar ıstırap duyarak sonsuz bir merhametle Katerina'yı seyre daldı. Kadın onun ellerini elleri arasına almış, hıçkırıklarını tutmaya çalışıyordu. ''Söylediklerimi iyice dinle hayatım, dinle beni kalbine hakim ol. Beni şimdi sevdiğin gibi sevme. Rahat eder, kendini korkunç bir düşmandan korumuş olursun. Üstelik bir kardeş kazanırsın. O vakit ne zaman istersen yanına gelir, sana bakarım. Sana arkadaşlık etmekten asla gocunmam. Hasta yattığın o iki gün nasıl yanında kaldımsa beni yine öyle kardeşin bil. Tanrı'ya senin için boşuna ağlayıp yalvarmadım. Böyle bir kardeş bulamazsın. Yüreğin sevgiye mi hasret? Dünyayı karış karış geçsen sana sevgisini benim gibi verebilecek birine rastlayamazsın. Seni her zaman şimdiki gibi içten seveceğim. Ruhunun içi görünecek kadar temiz ve saf olduğun için seveceğim. Çünkü ilk bakışta anladım senin evimize layık bir misafir olduğunu, kapımıza gelmenin bir sebebi olduğunu hemen anladım. Gözlerinden kalbindekilerin hepsini, bütün sevgini okuyorum. Bakışların aşk dolu. Hayatımı bu aşka adamak isterdim. Sevdiklerimize kul köle olmaktan tatlı şey mi var? Ama ne çare ki bu hayat benim değil, başkasına ait. Elim kolum bağlı benim. Beni kardeşliğe kabul et. Sen de kardeşim ol. Yine sıkıldıkça, hastalandıkça beni bağrına bas. Yalnız bunu öyle yap ki sana utanmadan geleyim. Bugünkü gibi gecelerin yanında uzunca oturabileyim. Anladın mı? Kalbini alacak mısın beni? Aklın yattı mı söylediklerime? Katerina bir şey daha söylemek istedi. Genç adamın yüzüne baktı. Elini omzuna bırakarak halsizce göğsüne yaslandı. Yanaklarını akşam güneşinin kızıllığı vurmuştu. Göğsü kabarıp iniyordu. Sesi hıçkırıklar arasında kaybolup gitti. "Hayatım," diye fısıldadı Ordino. "Ruhum." Ne söylediğinin farkında değildi. İçinde tek bir düşünce, tek bir korku vardı. Hayal gibi görünen bu büyülü anı, nefes almakla bile kaybedivereceği korkusu. Bilmiyorum. Anlamıyorum. Söylediklerinin hiçbirini hatırlamıyorum bile. Aklım başımda değil. İçim eziliyor. Ruhum benim. Genç adamın sesi tekrar kesildi. Katerina ona gitgide daha çok sokuluyor, daha hararetle sarılıyordu. Ordinov oturduğu yerden kalkarak heyecandan bitkin bir halde dizüstü çöktü. Birdenbire kalbinin derinliklerinden gelen hıçkırıklara karışmış bir saadetle haykırmaya başladı. ''Kimsin sen? Kimsin? Nereden geldin güzel meleğim?'' Gökten mi inip bana kavuştun? Rüya görüyor gibiyim. Gerçekten var olduğuna inanamıyorum. Darılma bana, bırak her şeyi söyleyeyim. Uzun uzun konuşayım. Evet, kimsin sen tatlı ruhum? Kalbimi nasıl keşfettin? Anlat bana, ne zaman kardeşim oldun? Her şeyi anlat. Bu zamana kadar neredeydin? Oturduğun yerin adını söyle. Orada sevdiğin, hoşuna giden, özlediğin neler var? havası sıcak mıydı? Göğü berrak mıydı? Sevdiklerin, seni sevenler, ruhuna ilk dokunanlar kimlerdi? Küçükken seni sevip nazlayan bir annen var mıydı? Yoksa dünyaya benim gibi kimsesiz mi geldin? Söyle, her zaman şimdiki gibi miydin? Ne rüyalar görürdün? İstikbal için neler kuruyordun? Hayallerinin gerçek olanlarını, olmayanlarını, her şeyi anlat. Kalbin ilk kimin için sızladı? Ne uğruna verdin onu? Ya ben sana onun için, senin için ne verebilirim söyle. Kalbinin nasıl neyle kazanayım güzel sevgilim? Nurum, dostum söyle. Ordino sustu, başını öne eğdi. Fakat gözlerini kaldırınca dehşetten buz kesildi. Tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Katerina'nın yüzü kağıt gibi bembeyazdı. Oturduğu yerde gözlerini havaya dikmiş, dudakları ölü gibi mosmor kesilmişti. Gözlerinden derin bir ıstırap okunuyordu. Yavaşça kalktı. İki adım attı ve korkunç bir çığlıkla ikonanın önüne yığıldı. Kesik kesik bir şeyler mırıldanıyordu. Bayılmıştı. Korkudan her yanı buz kesilen Ordinov, onu yerden kaldırarak yatağa yatırdı. Şaşkına dönmüştü. Kadın bir süre sonra gözlerini açtı, yatağın içinde doğrulacak gibi oldu, etrafa bakındı, genç adamın elini yakaladı. Onu kendine doğru çekerek solmuş dudaklarıyla bir şeyler mırıldanmaya çalıştı. Fakat hala sesi çıkmıyordu. Sonunda gözlerinden sel gibi yaşlar boşanmaya başladı. Düşen damlalar Ordinov'un buz gibi soğuk elini yakıyordu. ''Fenayım, çok fenayım'' dedi derin bir ıstırap içinde. ''Son saatim yaklaşıyor artık. Bir şey daha söylemek istedi. Ama dili ağırlaştığı için beceremedi. Ne söylemek istediğini anlayamayan Ordinov'a ümitsizlik içinde bakıyordu. Ordinov ona doğru eğildi, söylediklerini duymaya çalıştı. Nihayet kadının fısıldadığını ayırt edebildi. Hastayım. Bittim ben. Mahvettiler beni. Ordinov doğrularak dehşet ve şaşkınlıkla kadının yüzüne baktı. Bir an için aklından kötü bir düşünce geçti. Katerina, genç adamın yüzünün nasıl ıstırapla buruştuğunu gördü. Evet, mahvoldum. Zalim bir adam mahvetti beni. Beni bitiren işte o adam. Ruhumu sattım ona. Niçin annemin lafını açtın? Niçin? Ne diye bu azaba soktun beni? Tanrı seni bağışlasın. Katerina sessizce ağlamaya başladı. Ordinov'un kalbi dayanılmaz bir acıyla çarpıyordu. Sonra kadın esrarengiz bir fısıltıyla devam etti. "Öldükten sonra gelip günahkar ruhumu alacakmış." öyle diyor. "Ben onunum. Ruhumu ona sattım. Eziyet etti bana. Kitaplarından okudu. Bak, şu kitaba bak. Onun kitabı. Affedilmez bir günah işlediğimi söylüyor. Bak, içine bak." Kitabı uzattı. Ordinov kitabın nasıl geldiğini fark etmedi bile dalgın bir tavırla aldı. El yazması bir kitaptı. Daha önce gördüğü eski, sapkın kitaplara benziyordu. Fakat Ordino o anda bunlara dikkat edecek halde değildi. Kitap elinden düştü. Katerina'yı yavaşça kolları arasına aldı, aklını başına toplaması için yardım etmeye çalıştı. ''Yeter canım, kendine gel. Korkutmuşlar seni. Bak yanında ben varım. Dinlen yanımda canım. Sevgilim benim, Nurum.'' Bilmiyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun, dedi kadın. Ordinov'un ellerini sımsıkı yakalayarak. Ben her zaman böyleyim, hep korkuyorum. Yeterince üzdüm seni, artık yeter. Bir an sustu. Soluk aldıktan sonra yeniden devam etti. Fenalık gelince ona gidiyorum. Bazen sözleriyle beni gayet rahatlatıyor. Fakat bazen de kitaplarının en büyüğünü alıp üstüme doğru tutarak okuyor. Hem öyle korkunç şeyler okuyor ki neden bahsettiğini hiç bilmiyorum. Hepsini de anlamıyorum zaten. Sadece korkuyorum. Sesi öyle tuhaf çıkıyor ki sanki konuşan o değil. Merhamet bilmez zalim adamın biri. İnsanın yüreği eziliyor. İşte o zaman fenalık gelmişten de beter oluyorsun. Gitme ona. Niçin gidiyorsun?" dedi Ordino, ne söylediğinin pek de farkında olmadan. "Aslına bakarsan sana niçin geldiğimi de bilmiyorum. Bana boyuna dua et, dua et." diyor. Bazen gece karanlığında kalkıp saatlerce dua ediyorum. Uykum geliyor ama korkudan gözlerim kapanmıyor. O zaman etrafımda fırtınalar kopacak, iblisler beni didik didik edecek ve hiçbir aziz beni felaketimden kurtaramayacak sanıyorum. Kalbim parçalanıyor, vücudum gözyaşlarım içinde eriyecek gibi oluyor. Yeniden dua etmeye başlıyorum. Meryem Ana ikonadan bana daha seveceğim bakana kadar duama devam ediyorum. Sonra kalkıp yatağıma giriyor, ölü gibi uyuyorum. İkonanın karşısında diz çökmüşken uyuyakaldığım da oluyor. Bazen o da uyanıp beni yanına çağırıyor. Sevip okşuyor, teselli ediyor. Yüreğime su serpiyor. Ne felaketten ne başka bir şeyden korkum kalıyor onun yanında. Çok kuvvetli biri. Sözleri de öyle tesirli ki. Peki ne felaket geçirdin Katerina? Haydi söyle bana. Ordinov derin bir üzüntü içindeydi. Kadının rengi birdenbire uçtu. Ordinov'a affedilme ümidi olmayan bir idam mahkumu gibi bakıyordu. Felaketim mi? Ben bir canavarım. Anasının bedduasını almış bir kızım. Öz annemi mahvettim ben. Ordino onu sessizce kolları arasına aldı. Kendisine sokulan kadının bütün vücuduyla titrediğini hissediyordu. Ruhu bedeninden ayrılmak üzereymiş gibiydi. Katerina kendini geçmiş günlerin hatıralarına ve bu hatıraların acılığına kaptırarak anlatmaya başladı. Onu ben kara toprağa soktum. Bunu çoktandır söylemek istiyordum ama o izin vermiyor. Ricayla sitemle hatta bazen ağır sözlerle lafımı ağzıma tıkıyor. Bazen de sanki düşmanmışçasına canımı sıkmaya başlıyor. Halbuki her şey şimdiki gibi her gece aklımda. Bak sana da anlatayım. Çok eskiden olmuş şeyler bunlar. Ne zaman olduğunu bile unuttum. Ama sanki biraz önce olmuşçasına canlı. Tıpkı bu gece beni sabaha kadar hırpalamış bir rüya gibi. İnsanın ıstırabı olunca zaman da geçmek bilmiyor. Otur canım yanıma. Otur da sana derdimi dökeyim. Anasının bedduasını almış uğursuz birimiyim sen gör. Hayatımın sırrını veriyorum sana. Ordinov onu susturmak istedi. Fakat Katerina ellerini önünde kavuşturup dinlemesini rica etti ve artan bir üzüntüyle konuşmaya başladı. Anlattığı şeyler birbiriyle bağlantısızdı. Sözlerinden tam bir buhran içinde olduğu seziliyordu. Fakat Ordinov her şeyi anlıyordu. Çünkü artık bu kadının hayatı onun hayatı, kederi de onun kederi olmuştu. Katerina'nın her sözüyle Ordinov'un kendisine düşman bellediği adam karşısında biraz daha canlanıyor, büyüyor, alay ederek onu daha da hiddetlendiriyordu. Sonra birden kan beynine sıçradı ve Ordinov iyice kendinden geçti. Kafasında canlandırdığı korkunç ihtiyar şimdi karşısında duruyordu. Daha doğrusu Ordinov öyle sanıyordu. Tıpkı böyle bir geceydi. Hatta daha da fırtınalıydı. Rüzgar o zamana kadar hiç duymadığım bir şiddetle ormanda uğulduyordu. Besbelli felaketim o gece başlamıştı. Penceremizin önündeki meşe ağacı yıkıldı. Kapımıza gelen ihtiyar bir dilenci meşeyi küçüklüğünden beri tanıdığını söyledi. Eskiden de bu yıkık halindeki gibiymiş. Yine o gece, şimdiki gibi hatırlıyorum. Fırtına babamın nehirdeki mamlalarını da parçaladı. Balıkçılar fabrikaya koşarak haber verince keyifsiz olduğu halde hemen sahile koştu. Biz annemle yalnız kaldık. Ben oturduğum yerde uyukluyordum. Onun da nedense canı sıkılıyor, ağlıyordu. Hoş, niye ağladığını biliyordum ya. Hastalıktan yeni kalkmış, solgun ve halsizdi. Boyuna kefenini hazır etmemi söylüyordu. Vakit gece yarısına gelmişken birden birdenbire dış kapı vuruldu. Yerimden fırladım. Annemin attığı çığlığı duymadım bile. Korkuyordum. Feneri alıp kapıyı açmaya gittim. Gelen oydu. Ürkmüştüm. Her gelişinde ürkerdim zaten. Çünkü kendimi bildim bileli benimleydi. O zamanlar saçları beyaz değildi. Sakalı simsiyahtı. Gözleri kor gibi yanıyordu. O vakte kadar bir kere olsun yüzüme tatlılıkla bakmamıştı. Annen evde mi? diye sordu. Kapıyı örterken, babam evde yok diye cevap verdim. Biliyorum dedi. Sonra birdenbire bana baktı. Hem de öyle bir baktı ki bana ilk defa öyle bakıyordu. Yürüdüm. O hala olduğu yerdeydi. Niye girmiyorsun diye sordum. Bir şey düşünüyorum da dedi. Sonra içeri girerken birdenbire sana annenin sorunca neden babanın evde olmadığını söyledin diye sordu. Ses çıkarmadım. Annem onu görünce önce şaşırdı sonra karşılamaya koştu. Anneme isteksizce baktı. Bunu iyice gördüm. Sırılsıklamdı. Üşümüştü. 20 kilometrelik yol boyunca yağmur altında yürümüştü. Ama nereden geldiğini, onca zaman nerede kaldığını annem de ben de bilmiyorduk. İki aydır uğramamıştı. Şapkasını bir tarafa fırlattı, eldivenlerini çıkardı. İkonaya dua etmeden, selam vermeden doğruca ateşin karşısına geçip oturdu. Katerina onu ezen, bunaltan bir şeyi uzaklaştırmak istiyormuş gibi elini yüzünde gezdirdi. Sonra başını kaldırdı, tekrar anlatmaya koyuldu. Annemle Tatarca konuşmaya başladılar. Annem Tatarca bilirdi ama ben bir kelime bile bilmezdim. O geldiği zamanlar bazen beni dışarı gönderirlerdi. Ama bu defa bana bir şey söylememişti. Pis bir şüphe benliğimi esir aldı. Kendi kendime böbürlendim. İkisi de bana bakıyor, benden bahsediyorlardı. Annem ağlamaya başladı. Bunun üzerine o da bıçağına sarıldı. Zaten geldiğinden beri annemle konuşurken eli bıçağına gidip duruyordu. Kalktım kemerini asılarak o uğursuz bıçağı elinden almak istedim. Dişlerini gıcırdattı, bağırdı, beni itmek istedi ama itmedi, göğsüme vurdu. Hemen oracıkta ölü vereceğim sandım. Gözlerim karardı, gık demeden olduğum yere yığıldım. Hayal meyal kemerini çıkardığını ve kolunu sıvadığını gördüm. Bana vurduğu eliyle bıçağı çekip uzatarak, al, kes elimi, dedi. Kes, seni kırdığım için öç al benden. Bunun için senin ayaklarına kapanacağım gururlu kız. Bıçağı bir yana attım. Hiddetten tıkanıyordum. Yüzüne bakmadan dudaklarımı kısarak şöyle bir gülümsedim. Sonra tehditkar bakışlarımı annemin masum gözlerine diktim. Dudaklarımda da hep o arsızca gülümseme. Annem beti benzi uçmuş, ölü gibi oturuyordu. Ordinov, Katerina'nın anlattıklarını can kulağıyla dinliyordu. Genç kadının heyecanı gitgide azaldı, konuşması sakinleşti. Zavallı hatıralarına öyle dalmıştı ki sıkıntıları engin denizin içinde erimiş, kaybolmuş gibiydi. Şapkasını alarak vedalaşmadan kalktı. Feneri alıp onu geçirmeye çıkmıştım. Anneme kalsa hasta olduğu halde kalkıp kendi geçirecekti ya neyse. Kapıyı açıp köpekleri sessizce uzaklaştırdım. Baktım şapkasını çıkardı, önümde eğildi. Sonra da elini koynuna soktu, kırmızı ahşap bir kutu çıkardı, kapağını açtı. İçinde bir inci gerdanlık vardı. Gerdanlığı bana uzattı. Şehirdeki güzel bir kıza hediye götürüyordum. Ama kısmet değilmiş demek. Sen al kızım, güzelliğine yaraşır. Ayağının altında çiğneyecek bile olsan al, dedi. Aldım ama ayağımın altında çiğnemedim. Gereğinden fazla değer vermek istemiyordum ona. Hiç ses çıkarmadan sinsice aldım gitti. Odaya dönünce kutuyu annemin önüne bıraktım. Zaten bunun için almıştım. Anneciğim biraz durdu, ses çıkarmadı. Yüzü bembeyaz olmuştu. Benimle konuşmaktan korkuyor gibiydi. Neymiş Katya diye sordu. Bilmiyorum. Tüccar sana getirdi anneciğim dedim. Baktım, gözlerinden yaş boşandı. Tıkanacak gibi oldu. Bana değil bu Katya. Bana değil hain kızım. İçindeki bütün kederi boşaltıyormuş gibi acı acı söylediği bu sözler hiç aklımdan çıkmıyor. Yüzüne baktım, ayaklarına kapanmak istedim. Ama melun şeytan yine dürttü beni. Sana değilse herhalde babamadır. Babam dönünce eve gelen tüccarlar emanetlerini unutmuş deyip veririm dedim. Anneciğim birdenbire ağlamaya başladı. Babana hangi tüccarların hangi emaneti almak için geldiklerini ben kendim söyleyeceğim. Senin kimin çocuğu olduğunu söyleyeceğim ona kimin haramzadesi olduğunu. Artık benim kızım değilsin, zehirli yılan. Lanet olsun senin gibi evlada, dedi. Hiç ses çıkarmadım. Gözümde bir damla yaş yoktu. Odama kapandım. Bütün gece rüzgarın uğultusunu dinledim. Düşündükçe öfkeleniyordum. Böyle beş gün geçti. Beş gün sonra bir akşamüstü babam geldi. Yolda hastalanmıştı. Suratı asıktı. Baktım eli sarılı. Anladım ki düşman yolunu kesmiş, epey hırpalamış babamı. Bu yüzden hastalanmıştı besbelli. Düşmanının kim olduğunu da biliyordum. Her şeyi biliyordum. Annemle tek yakırdı etmedi. Beni de sormadı. Adamlarımızı çağırıp fabrikadaki işleri durdurmalarını, eve göz kulak olmalarını tembih etti. O anda evimizde fena bir şeyler döneceğini hissettim. Bekledik. Bir gece geçti. Karlı, fırtınalı bir gece. Meraktan içim içime sığmıyordu. Pencereyi açtım, yüzüm yanıyordu. Gözlerim yaşlı, yüreğim ateşler içindeydi. Kendimi dünyanın öbür ucuna, şimşeklerin, fırtınaların doğduğu yere atmak istiyordum. Göğsüm hızla inip kalkıyordu. Aradan epey vakit geçti. Bir ara dalmış mıyım ne? Kulağıma bir ses geldi. Pencereye biri vuruyor. Aç diyordu. Baktım, bir adam ipe tutunmuş, pencereye tırmanıyor. Kim olduğunu hemen anladım. Pencereyi açtım. Davetsiz misafiri içeri aldım. Gelen oydu. Şapkasını çıkarmadan sedire oturdu, Peşinden kovalamışlar gibi soluk soluğaydı. Odanın bir köşesinde ayakta durdum. Nasıl sarardığımın kendim bile farkındaydım. Baban evde mi? dedi. Evde. Annen? O da evde. Dinle bak, işitiyor musun? diye sordu. Evet işitiyorum, dedim. Ne işitiyorsun? Pencerenin altından ıslık sesi geliyor. Peki düşmanının canına kıymak mı istiyorsun güzel kız? Çağır babanı, al canımı, dedi. Ne yaparsan razıyım. İşte sana ip, içinden öç almak geliyorsa bağla beni. Cevap vermedim. Söyle hayatım, bekliyorum, dedi. Benden ne istiyorsun diye sordum. İstediğim şey düşmanımı yok etmek. Eski sevgilimle güzellikle ayrılmak ve senin gibi genç güzel bir kıza sevgimi verebilmek. Nasıl olduysa oldu. Şeytani sözleri ta kalbime işledi. Güldüm. Öyleyse cesaretimi sınamama izin ver de güzel kız. Aşağı inip ev sahiplerine saygılarımı sunayım. Zangır zangır titriyordum. Dişlerim birbirine çarpıyor, yüreğim daralıyordu. Aşağı inip yol gösterdim. Yalnız kapının eşiğinde kendimi zorlayarak al şunu dedim. Al şu incilerini ve bir daha bana hediye getirme. Kutuyu da arkasından fırlattım. Katerina nefes almak için durdu. Sararıp kızarıyor, arada bir bütün vücuduyla titriyordu. Sustuğu zaman yanakları alevlenmişti, gözleri yaşlarla pırıl pırıldı. Kesik kesik nefes alıyordu. Birden bire rengi uçtu. Yavaş çıkan sesi hüzünle ve kederle titredi. Odada tek başıma kaldım. Korkunç bir fırtınanın ortasında gibiydim. Az sonra bir takım bağırışmalar, koşuşmalar duydum. Fabrikaya doğru koşuyorlardı. Kulağıma fabrika yanıyor çığlıkları geldi. Bir köşeye sindim. Evin içinde yalnız annemle ben vardık. Ben bu uğursuz ve günahkar kız anneciğimin son demlerini yaşadığını, üç gündür ölüm döşeğinde yattığını da biliyordum. Birdenbire alt odadan annemin uykusundan ürkerek uyanan bir çocuğunkine benzeyen bitkin çığlığı duyuldu. Sonra her şey sustu. Mumu söndürdüm. Buz kesilmiştim. Korkudan yüzümü ellerimle kapadım. Bakamıyordum. Yine pek yakından gelen bağrışmalar duydum. Adamlarımız koşarak fabrikadan geliyorlardı. Pencereden sarkıp baktım. Bir de ne göreyim? Babamın cesedini getiriyorlar. Merdivende aşağı kaymış, kaynar kazanın içine düşmüş. Besbelli şeytan itmiş diye de aralarında konuşuyorlardı. Kendimi yatağa attım, beklemeye başladım. Kimi beklediğimi, neyi beklediğimi kendim de bilmiyordum. Ama çok acı çektim o dakikalarda. Böyle epey zaman geçti. Yattığım yerde başımın ağırlaştığını, gözlerimin dumandan oyulmaya başladığını hissettim. Ölümüm yaklaştı diye seviniyordum. Sonra birdenbire biri beni omuzlarımdan yakalayarak kaldırdı. Baktım, gözlerim onu güçlükle seçti. Dumandan kararmış kaftanından sıcak buharlar çıkıyordu. ''Seni almaya geldim güzel kız.'' dedi. ''Soktuğun bu beladan kurtar bakalım beni. Senin yüzünden ruhumu mahvettim. Ne kadar dua etsem bu menhus gecede işlediğim günahları affettiremem. Ama birlikte dua edersek o başka tabii. Alay da ediyordu zalim adam.'' Kimseye gözükmeden geçebileceğim bir yol göster dedi. Elinden tutarak götürdüm. Koridordan geçtik. Kileri açtım. Emin anahtarları yanımdaydı. Pencereyi gösterdim. Beni kuvvetli kollarının arasına aldığı gibi pencereden atladı. El ele tutuşup koşmaya başladık. Epey koştuk. Bir de baktık ki gür karanlık bir ormana dalmışız. Kulak kabarttı. Peşimizden kovalıyorlar Katya dedi. Bizi takip ediyorlar güzel kız. Ama ölüm saatimiz henüz gelmedi. Öp beni güzel kız. Sevgimiz için, sonsuz saadetimiz için öp. Birden irkildim. Ellerin kan içinde. Neden? diye sordum. Kanlı mı? Şey, köpekleriniz bu vakitsiz misafire pek avladılar da birkaçını kestim. Haydi gidelim canım. Yine koşmaya başladık. O aralık birdenbire babamın atı karşımıza çıktı. İpini koparıp ahırdan kaçmıştı. Anlaşılan ahırda çıkan yangından ürkmüştü. Bizimki, haydi binelim Katya dedi. Tanrı bize yardım gönderdi. Cevap vermedim. İstemiyor musun yoksa? Beni dinsiz kafirin biri mi sandın? İnanmıyorsan istavros çıkarayım. Böyle dedikten sonra gerçekten istavros çıkardı. Ata beraber bindik. Ona sokuldum, göğsüne yaslanarak kendimden geçtim. Uyuyakalmışım. Gözümü açtığım vakit geniş bir ırmağın kenarında olduğumuzu gördüm. Hayvandan önce kendi indi, sonra beni indirdi ve ilerideki sazlığa doğru yürüdü. Kayığını orada saklamıştı. Kayığa binmeden önce atın boynuna sarıldım. Yeni sahibine güle güle git canım. Ne yapalım? Eskilerin hepsi bıraktı seni dedim. Kayığa bindik. O küreklere asıldı. Sahil gözden kayboldu. Bir ara baktım. Bizimki kürekleri bıraktı. Nehri seyretmeye başladı. Sonra selam sana tanrı kullarına su veren, onları besleyen, suları coşkun sevgili nehir dedi. Söyle bakalım ben yokken varımı yoğumu nasıl korudun? Bütün mallarım tamam mıdır? Ben ses çıkarmadan önüme bakıyordum. Yüzüm utancımdan kıpkırmızı oldu. Devam etti. Ey taşkın! Doymak bilmez nehir. Her şeyimi al. Her şey sana feda olsun. Yalnız biricik değerli incimi bana bağışla. Ona kıymayacağına yemin et. Sonra bana dönerek, sen de bir şey söyle güzel kız. Bakışının ışığıyla gece karanlığını dağıt, dedi. Hem söylüyor hem gülümsüyordu. Yüreği benim için yanıyordu. Ben de ona bir iki söz söylemek istedim ama beceremedim. Halimi görünce peki öyle olsun dedi. Bayağı kederlenmişti. Zorla güzellik olmaz. Yine sen sağ ol gururlu güzel kız. Ya kalbinde bana karşı çok şiddetli bir nefret duyuyorsun ya da nurlu gözlerine güzel gözükmüyorum. Onu hem dinliyor hem de için için kızıyordum. Sevdiğimden kızıyordum. Öfkemi tutarak dedim ki, seni sevip sevmediğimi ben değil, gece karanlığında bekar odasını kirleterek, kıyamete kadar affedilmez bir günah işleyen, ruhunu satmış, kalbine gem uğramayan budala arsız kız bilir. Bir de o kızı felakete uğrattığı için sıkılmadan övünen, onun kalbiyle alay eden bilir. Sözlerimi bitirince dayanamadım, ağlamaya başladım. Bir şey söylemedi yalnız bana öyle bir baktı ki yaprak gibi titredim. Beni dinle güzel kız dedi. Gözlerinde tuhaf parıltılar vardı. Tanrı şahidim olsun ki bu sözlerin boş laf değil. Beni mutlu ettiğin sürece tam bir beyefendi olacağım. Sevgin geçince hiçbir şey söylemeden, kendini sıkıntıya sokmadan kaşlarını çat, gözlerini kıs ya da serçe parmağını oynat yeter. Aşkını da paha biçilmez hürriyetini de sana geri vereceğim. Ama şunu da bil ki mağrur güzel kız, bu hayatımın sonu olacak. Sözlerine bütün benliğimle tatlı tatlı güldüm. Heyecanı Katerina'nın hikayeye devam etmesine engel oldu. Soluk aldı, aklından geçen bir şeye gülümsedi. Devam etmeye hazırlanırken Ordinom'un parlayan gözlerinin sabit, hummalı bakışlarıyla karşılaştı. Birdenbire ürperdi. Bir şey söyleyecek gibi oldu. Yüzü alevlendi kendinden geçmiş gibi yüzünü elleriyle kapayarak başını yastıkların arasına gömdü. Ordinov bütün varlığıyla sarsılmıştı. Anlaşılmaz bir acı, müphem bir şaşkınlık damarlarında zehir gibi dağılıyordu. Katerina anlattıkça ulaşılmaz bir arzu, kavuran bir ihtiras zihnini allak bullak etmiş, duygularını bulandırmıştı. Öte yandan kendini gitgide büyük bir kedere kaptırıyordu bazı anlarda neredeyse susması için Katerina'ya bağıracaktı. Göz yaşları içinde ayaklarına kapanarak ilk aşk heyecanını, o saf duygularını geri vermesi için yalvarmak istedi. Şimdi çoktan kurumuş tertemiz göz yaşlarına acıyordu. Istırabın kor ateşlerine düşen yüreği sızlıyor, içine akıttığı gözyaşları bile onu ferahlatmıyordu. Katerina'nın söylediklerini anlamamış, zavallı kadını hırpalayan hatıralar onun aşkını da ürkütmüştü onu boğan, bunaltan, damarlarını erimiş kurşun gibi yakan aşka lanet okuyordu. Başını yastıktan birden bire kaldıran Katerina, titreyen bir sesle devam etti. Ah, beni yakan sana anlattıklarım değil. Buna üzüldüğüm yok. Dünyada bir daha kavuşamayacağım anneciğimi de düşünmüyorum. Ne ölüm döşeğinde bana beddua ettiğine yanıyorum, ne de başına buyruk kızlık hayatımı aradığım var. Şeytana kendimi satıp ruhumu teslim edişimi, Saadetimi affolunmaz bir günah karşılığında kazanmamı da umursamıyorum. Bunların hepsi de büyük, her biri mahvolmam için yetecek suçlar. Ama yine de yandığım yok onlara. İçimi asıl zehirleyen, kalbimi dağlayan şey, bu adamın namusu çalınmış esiri olduğum halde, düştüğüm çamuru, şerefsizliği hayasızca sevmem ve felaketimi hatırladıkça, saadet verecek bir şeymiş gibi zevk duymam. Felaketimin dehşetini anlamayarak bana yaptıkları için ona karşı kim besleyemediğime yanıyorum. Zavallı kadının nefesi tıkandı, asabi bir hıçkırık sözünü kesti. Sıcak, kesik nefesi dudaklarını yakıyor, derin derin soluk alırken göğsü kabarıp iniyordu. Gözlerinde anlaşılmaz bir öfke vardı. Fakat o anda yüzü öyle dayanılmaz bir güzellikle aydınlandı. Yüzünün her kıvrımı öyle anlamlı göründü ki, Ordinov'un kara düşünceleri hemen dağıldı, kederi dindi. İçinde tek bir arzu vardı. Kalbini onun kalbiyle yan yana hissetmek, çılgın bir coşkunluk içinde ikisinin vuruşlarını dinlemek. Ordinov'un donuk bakışını gören Katerina gülümsedi. Bu tebessüm genç adamın kalbini büsbütün alevlendirdi. Kendine güçlükle hakim olabiliyordu. Acı bana Kıyma bu zavallıya diye fısıldadı titreyen sesini kontrol etmeye çalışarak. Katerina'ya doğru eğildi ve onu omuzlarından tutup kaldırdı. Gözleri gözlerine değdi. O kadar yakınlaşmışlardı ki solukları birbirine karışıyordu. Beni mahvettin. Seni yiyip bitiren kederin ne olduğunu bilmiyorum. Ama benim de huzurum kaçtı. Kalbinin neden sızladığını anlamıyorum. Söyle, nedir isteğin? Ne istersen yapacağım. Haydi gel benimle. Gel, kıyma bana. Öldürme beni. Katerina kımıldamadan bakıyordu. Kızarmış yanaklarındaki gözyaşları kurumuştu. Ordinov'un sözünü kesmek, elini tutarak ona bir şeyler söylemek istiyor ama sanki söyleyecek söz bulamıyordu. Dudaklarında garip bir tebessüm belirdi. Hemen ardından kahkaha gelecekmiş gibi bir tebessüm. Hepsini anlatmadım daha, dedi sonra kısık bir sesle. Dur, her şeyi anlatayım. Ama bilmem beni dinleyecek misin kor yürekli çocuk? Dinle dostunun anlattıklarını. Dinle. Bu bir şey değil. Bende daha ne dertler var. Sana bu adamla bir yıl nasıl yaşadığımı da anlatacaktım ama neyse. Bir sene sonra arkadaşlarıyla beraber nehre indiler. Ben analığımın yanında onu bekliyordum. Bir iki ay geçti. Bir gün civarda genç bir tüccarla karşılaştım. Yüzüne bakar bakmaz gözümün önünde eski, tatlı günler canlandı. Selamlaştık, yanıma geldi. Ben Alyosha, hatırladın mı? Beşik kertmesiyiz biz. Daha küçükken birbirimize bağlamışlardı bizi. Söz kesmişlerdi. Seninle aynı kasabadanız, dedi. Kasabanızda benim için ne diyorlar, diye sordum. El alem senin kızlık şerefini çiğneyerek bir eşkıyaya, bir canavara gönül verdiğini söylüyor, deyip güldü. Peki sen neler söylüyordun, dedim. Buraya gelirken söyleyeceğim çok şey vardı. Heyecanlanmıştım. Ama seni görünce içimdeki her şey alt üst oldu. Bari benim kalbimi de çal. İstersen duygularımla, aşkımla eğlen. Ona da razıyım. Artık kimsem kalmadı. Başıma buyruk yaşıyorum. Bir canım var. Onu da bazı vefasızların yaptığı gibi ne kimseye verdim ne de sattım. Gönül vermek öyle kolay değil. Ama bak sana bedavaya veriyorum. Bence bu fırsatı kaçırma. Güldüm. Bunları bana bir iki kere değil, defalarca tekrarladı. Bütün ay boyunca orada kaldı. Ticareti bıraktı, adamlarına yol verdi. Tek başına kaldı. Kimsesizliğine acıdım. Bir sabah ortalık kararınca beni iskelenin aşağısında bekle Aylioşa dedim. Beni de kaldığın yere götürürsün. Bıktım bu hayattan artık. Gece oldu. Bohçamı hazırladım ama yüreğim sızlıyordu. İçim rahat değildi. Bir de baktım efendim habersizce çıka gelmiş. Merhaba. Haydi çabuk gidelim. Nehirde fırtına yakın. Acele edelim dedi. Peşinden yürüdüm. Evimize epey yol vardı. İleride bir kayık gördük. Kayıkçı tanıdığa benziyordu. Birini bekliyor gibiydi. Bizimki merhaba Alyosha dedi. Tanrı yardımcın olsun. Ne yapıyorsun bu saatte? İskelede eğlendiğinde mamlalarına mı gidiyorsun yoksa? Ne olur canım bizi de kadınımla evimize götürüver. Bizim kayığı yolladım. Yüzerek de gidemeyiz. Alyosha hay hay buyurun dedi. Sesini duyunca öyle fena oldum ki sen de hanımın da buyurun. Tanrının rüzgarı herkes için teknemde size de yer bulunur. Bindik. Karanlık bir geceydi. Yıldızlar saklanmıştı. Rüzgar uğuldamaya başlıyor. Dalgalar gitgide kabarıyordu. Sahilden birkaç kilometre kadar açılmıştık. Üçümüzle konuşmuyorduk. Bir aralık bizimki fırtına geliyor dedi. Hayra alamet değil bu. Hem de bu nehirde şimdiye kadar görmediğimiz bir fırtına kopacak. Kayığımız pek ağır. Üçümüzü çekmez. Alyosha öyle çekmez diye cevap verdi. Anlaşılan birimizden biri fazla geliyor. Bunu söylerken sesi titriyordu. Bana bak Alyosha seni küçüklüğünden beri tanırım. Babanla can ciğer dosttuk. Birbirimizin sofrasında az yiyip içmedik. Söyle bakalım kayıksız karşıya ulaşabilir misin? Yoksa suyun dibini mi boylarsın? Alyosha ulaşamam dedi. Ya sen dostum? Başına böyle bir şey gelirse sahile kadar yüzebilir misin acaba? Bizimki de sanmam. Ruhumu oracıkta teslim ederim. Hızgın nehir aman vermez bana diye cevap verdi. Sonra bana dönerek "Şimdi beni azıcık dinle Katerina. Hayatımın biricik kıymetli incisi." dedi. Hatırıma buna benzer bir gece geldi. Yalnız o zaman fırtına yoktu. Yıldızlar parlıyor, ay ortalığı ışığa boyuyordu. Hatırlıyor musun o geceyi? Hatırımda." dedim. "Öyleyse bir delikanlının güzel bir kıza yanından hürriyetini nasıl geri isteyeceği üzerine verdiği öğüdü de unutmadın, değil mi? Onu da unutmadım dedim. Ama öyle hale geldim ki kesseler damarımdan bir damla kan çıkmazdı. Ya, demek unutmadın diye devam etti. Görüyorsun ya, kayığımızın yükü fazla. Anlaşılan içimizden birinin saati doldu. Söyle o zaman ciğerim. Bırak güzel dudakların bize sözünü güvercin gibi şakısın bir şey söyleyemedim diye fısıldadı Katerina birden solan yüzüyle. O esnada arka taraftan boğuk, kof bir ses duyuldu. Katerina! Ordinon kafasını çevirdi. Morin kapıda duruyordu. Omuzlarına tüylü battaniyesini atmış, ölü gibi bembeyaz yüzüyle kendinden geçmiş bir halde onlara bakıyordu. Rengi iyice solan Katerina da büyülenmiş gibi ihtiyara baka kalmıştı. ''Yanıma gel Katerina'' diye fısıldadı hasta adam duyulur duyulmaz bir sesle ve odadan çıktı. Katerina hala ihtiyar oradaymış gibi kımıldamadan havaya bakıyordu. Sonra birdenbire solgun yanaklarına kan hücum etti, yatağın içinde ağır ağır doğruldu. Ordinov ilk karşılaştıkları anı anımsadı. ''Eh, yarın tekrar buluşuruz gözümün yaşı'' dedi. ''Yarın buluşuruz. Kaldığım yeri unutma ama. İkimizden birini seç. Hangimizi seviyor? hangimizi sevmiyorsun güzel kız demişti. Sonra ellerini Ordinov'un omuzlarına koyarak tatlı bir bakışla unutmayacaksın. Bir gece bekleyeceksin beni değil mi canım diye tekrarladı. Gitme onun yanına Katerina. Mahvetme beni. Deli o dedi Ordinov. Kadın için endişe ediyordu. Tahta bölmenin öbür yanından yeniden ses geldi. Katerina! Katerina güldü. Ne olacak? Bıçaklar mı dersin? Daha neler? Haydi iyi geceler yanık yüreklim. Sevgili can dostum. Genç adamın başını derin bir şefkatle göğsüne bastırdı. Gözlerinden yaş fışkırdı. Artık bu son gözyaşlarım. Sen de bu gecenin kederini uykuyla geçir. Yarın sevinç ve neşe içinde uyanırsın. Katerina boynuna sarılarak Ordinov'u hararetle öptü. Ordinov kadının ayaklarına kapandı. Katerina, Katerinam diye fısıldıyor, odadan çıkmasına mani olmaya çalışıyordu. Katerina kapıdan bir kere daha dönüp gülümseyerek onu başıyla selamladı ve çıktı. Ordinov, onun Muri'nin yanına girdiğini duydu. Nefesini tutarak dinlemeye başladı ama başka bir şey duyamadı. İhtiyarın sesi çıkmıyordu. Belki de yine kendini kaybetmişti. Ordinov da oraya, Katerina'nın yanına gitmek istedi. Fakat ayaklarında derman yoktu. Vücudu büsbütün gevşedi, yatağına çöktü. Ordino uyanınca uzun zaman saatin kaç olduğunu anlamaya çalıştı. Ortalık karanlık olduğuna göre ya henüz akşam oluyordu ya da sabaha karşıydı. Ne kadar uyuduğunu kestirememekle beraber uykusunun pek rahat geçmediğini hissediyordu. İyice kendine gelince uykusunu ve geceki hayallerini dağıtmak istiyormuş gibi elini yüzünde gezdirdi. Fakat kalkmak isteyince vücudunda müthiş bir kırıklık hissetti. Yorgun uzuvları ona itaat etmek istemiyordu. Başı hem ağrıyor hem dönüyordu. Bütün vücudu bir ürperme nöbeti içindeydi. Ayıldıkça hafızası da yerine geliyordu. Geceyi hatırladı, yüreği yine aynı acıyla titremeye başladı. Düşündükçe kalbi daha da şiddetli atıyordu. Hatıraları o kadar canlıydı ki sanki Katerina gideli koca bir gece değil de sadece birkaç dakika olmuştu. Gözlerindeki yaşlar bile henüz kurumamıştı. Yoksa bunlar alevler içindeki ruhundan bir kaynak gibi fışkıran taze yaşlar mıydı? Tuhaf şey. Duyduğu ıstırap ona adeta zevk veriyordu. Bununla beraber bütün varlığıyla böylesi zorlu bir duygusal mücadeleye tekrar dayanamayacağını da hissediyordu. Bir an artık sonunun geldiğini düşündü. Ölüme karşı koymadan teslim olmaya hazırdı. Uyandığından beri içindeki heyecan, ihtiras ve intibalar birbirleriyle öyle şiddetle çarpışıyordu ki gücü süratle tükenecek ve hayat ışığı bir daha yanmamak üzere sönecek sanmıştı. Tam o sırada Katerina'nın billur gibi tatlı sesi Ordinov'un imdadına yetişti. İnsanın içini ısıtan, huzur ve mutluluk veren bir sesti bu. Yakında hemen yatağının başucunda hazin bir şarkıya başladı. Kah alçalıp kah yükselen bu ses İçinde tatmin edilmeden gömülü kalmış bir kalbin ıstırabını taşıyordu. Zaman zaman bülbül çakılmasını andırıyor, sahibinin aşkını, ihtiras ve arzularını, saadete ulaşmaktan duyduğu sevinci aksettiriyordu. Ordinov, şarkının sözlerini de seçebiliyordu. Sade, temiz, içten gelen duygularla yapılmış bir şarkıydı bu. Fakat şarkının sözleri genç adama tesir etmiyor, namesi ise içini dolduran bütün arzuları dile getiriyordu. O vakte kadar fark etmediği çapraşık ihtiraslarını duyar gibi oluyor, ümitsizlik içinde çırpınan kalbinin son eniltisini işitiyordu. Önce çaresizlik içinde çırpınan bir ruhun nihai feryatlarını, sonra bütün zincirlerini kırarak aşkın karşı konulmaz erginliklerine dalan bir yüreğin zafer namelerini dinledi. Ardından adeta seven bir kadının ilk aşk yeminini, yanakları kızartan ilk utancını, gözyaşlarını, ağlayıp yalvarmalarını ve hicap dolu fısıltılarını duydu. Sanki bu nameye şaraptan mahmurlaşmış gözlerini süzerek kahkahalar atan mağrur baküs kızlarının örtüsüz, apaçık arzularının sesi aksetmişti. Şarkıyı sonuna kadar dinleyemeyen Ordinov yataktan fırladı. Şarkı o anda kesildi. Katerina'nın sesi duyuldu. Gün geçtiğine göre gecen aydın olsun canım. Kalk bize gel de için açılsın. Bizim efendiyle bekliyoruz seni. Fena insanlar değiliz. Uysalız. Bir şeyle gücendirdikse suçumuzu bağışla. Gel de tatlı bir söz söyle. Ordino, Katerina'nın ilk seslenişini duyar duymaz odasından çıkmıştı bile. Farkında olmadan doğruca ev sahiplerinin odasına yürüdü. Kapı açıldı, ev sahibesi onu güneş gibi parlayan bir tebessümle karşıladı. Genç adam o anda başka bir şey görmüyor, hiçbir ses işitmiyordu. Bütün düşüncesi ve sevinci dünyalar güzeli Katerina'sının üzerinde toplanmıştı. Katerina ellerini Ordinova uzattı ve güldü. Şafak vakti vedalaştık, grup vakti buluşuyoruz baksana. Tıpkı genç kız ruhu gibi sabah güneşinde genç kızın kalbini ilk defa açarken yanaklarında beliren utangaç pembelik var. Batan güneşin kızıllığı da utangaçlık geçtikten sonra heyecanla alevlenen yüreğinin yüzündeki aksine benziyor. Gel, haydi içeri buyur. Niye kapıda duruyorsun? Hoş geldin, sefalar getirdin evimize. Bir musiki parçası kadar ahenkli gülüşüyle ordinomu elinden tutarak içeri çekti. Genç adam birdenbire ürperdi. İçini kavuran ateş bir an için söner gibi oldu. Mahcup bir tavırla gözlerini indirdi. Katerina'nın yüzüne bakamıyordu. Kadının harikulade güzelliğine, alevli bakışlarına dayanamayacağını hissediyordu. Ordinov Katerinasını şimdiye kadar hiç böyle görmemişti. Tebessüm ve neşe yüzünü ilk kez aydınlatmış, siyah kirpiklerindeki kederli gözyaşlarını kurutmuştu. Ordinov'un kadının avcundaki eli titremeye başladı. Gözlerini kaldırsaydı, Katerina'nın muzaffer bir tebessümle parlayan mavi gözlerinin, onun mahcubiyet ve ihtirasla buğulanmış yüzüne nasıl baktığını görecekti. Nihayet genç kadın birdenbire kendine gelmiş gibi içeriye seslendi. ''Haydi kalk ihtiyar, misafire bir hoş geldin de bari.'' ''Misafir insanın kan kardeşi demektir.'' ''Kalk bakalım inatçı ihtiyar, kalk da misafirimize selam ver.'' ''Soframıza buyur et.'' Ordinov gözlerini kaldırdı ve sanki ancak o anda kendine gelebildi. Muri'nin varlığını ancak o dakikada hatırladı. İhtiyarın ölüm kederiyle dolu ve sanki şimdiden ölmüş gözleri üzerine dikilmişti. Ordinov bu çatı gür kaşların altından... İhtiyarın o çakmak gibi parlayan, keder ve hiddet dolu son bakışını üzülerek hatırladı. Etrafına baktı. Artık her şeyi tam ve açık olarak kavrayabiliyordu. Murin hala yataktaydı, ama giyinikti. Galiba kalkıp sokağa da çıkmıştı. Boynunda her zamanki gibi kırmızı atkısı, ayaklarında terlikleri vardı. Görünüşe göre hastalığı geçmişti. Yalnız yüzü son derece solgun ve sarıydı. Katerina, karyolanın yanında eliyle masaya dayanarak duruyor, dikkatli bir bakışla ikisini süzüyordu. Sevimli, içten bir gülümseme hala yüzünü aydınlatıyordu. Odanın içindeki her şeyde onun en ufak emriyle hareket edecek gibi bir hal vardı. ''Oo sen misin?'' dedi Murin yatağında doğrulup otururken. ''Kiracımız, affet beyim. Geçen gün sana karşı farkında olmadan suç işledim. Günaha girdim. Tüfeğimle oynadım. Sizin de ağır bir nöbet geçirdiğinizi nereden bilebilirdim? Sonra kaşlarını çatıp bakışını elinde olmadan Ordinov'dan kaçırarak kısık, ıstıraplı bir sesle bana da gelir bazen dedi. Hem de hırsız gibi kapıyı çalmadan sinsi sinsi gelir baş belası. Geçenlerde az kalsın göğsüne bıçağı yerleştiriyordum. Başıyla Katerina'yı göstermişti. Hastayım, yokluyor arada bir işte. Neyse uzatmayayım. Haydi otur bakalım, rahatına bak. Ordinov ona hala dikkatle bakıyordu. ''Otursana be!'' diye bağırdı ihtiyar sabırsızlıkla. ''Madem ki o öyle istiyor, otur. Aynı anadan doğma iki kardeş misiniz, kumrular gibi sevişen aşıklar mısınız? Her neyseniz.'' Ordinov oturdu. İhtiyar iki sıra beyaz, eksiksiz dişlerini göstererek güldü. ''Nasıl beyim, kız kardeşini beğeniyor musun? Sevin birbirinizi çocuklar, sevin. Kardeşin pek güzel değil mi beyim? Cevap versene yav.'' Bak yanakları nasıl da alevlendi. İltifat en güzele. Göster abayı yaktığını. Bütün dünya duysun. Ordinov kaşlarını çatarak ihtiyarı ürküten kızgın bir bakış fırlattı. Göğsünde dizginleyemediği bir hiddet gitgide kabarıyordu. Bu adamın kendisine ölesiye düşman olduğunu sezinliyordu. İçinden geçenleri anlayamıyordu. Dimağa durmuştu. Bakma öyle dedi arkasından biri. Ordinov başını çevirdi. Öyle bakma diyorum. Şeytan mesvese veriyordur sana. Hatırım için bakma. Vazgeç. Ordinov'un arkasında duran Katerina gülerek konuşuyordu. Birdenbire genç adamın gözlerini elleriyle kapadı, sonra hemen ellerini çekerek kendi yüzünü örttü. Fakat parmaklarının arasından yüzünün kırmızılığı belli oluyordu. Ellerini indirirken yanakları hala ateş gibi yanıyordu. Bu haline merakla güleceklerini zannetmişti. Fakat ikisi de ona sessizce bakıyordu. Ordino hayatında ilk defa böylesi bir güzelliğe vurulmuş gibi sersemlemişti. İhtiyarsa dikkatli ve soğuktu. Solgun yüzü hiçbir mana taşımıyordu. Morarmış dudakları hafifçe titriyordu. Katerina gülmeyi keserek masaya yaklaştı. Üstünde kitap, kağıt, hokka, ne varsa toplayıp pencereye koydu sık sık ve kesik kesik soluk alıyor, bazen havasızlıktan bunalmış gibi iç geçiriyordu. Göğsü denizdeki dalgalar gibi inip inip kalkıyordu. Bakışlarını yere indirdi. Siyah kirpikleri, beyaz yanaklarında sivri uçlu iğneler gibi parladı. Tam bir kraliçe, dedi ihtiyar. Sultanım, diye fısıldadı Ordinov bütün vücuduyla ürpererek. Fakat ihtiyarın bakışını üzerinde hissedince toparlandı. Hırs, nefret ve küçümseme dolu bu soğuk bakış bir anda üzerinden kaydı. Ordinov oturduğu yerden kalkacak oldu. Ama sanki görünmeyen bir kuvvet ayaklarını bağlamıştı. Tekrar oturdu. Arada bir rüyada olmadığına inanmak için elini sıkıyordu. Hala kabus gördüğünü zannediyordu. İşin tuhaf tarafı uyanmak da istemiyordu. Katerina masadan örtü vazifesi gören eski bezi kaldırdı. Sandığı açarak içinden renkli ipeklerle ve sırmayla işlenmiş ağır bir sofra yaygısı çıkarıp masaya serdi. Sonra dolaptan antika görünümlü gümüş bir kadehlik çıkarıp masanın ortasına koydu. Üç tane de kadeh çıkarıp bir efendisinin, bir misafirinin, bir de kendisinin önüne koydu. Ardından ihtiyarla misafirini ciddi hatta endişeli bir bakışla süzdü. Aramızda herkes birbirini seviyor mu acaba?" dedi. "Sevilmeyen biri varsa onu ben severim. Onunla kadeh tokuştururum. Hem ben hepimizi öz kardeşim gibi severim. Haydi, sevgi ve dostluğun şerefine içelim." İhtiyar, Katerina'ya eşlik etmek istercesine, "Kara düşüncelerimizi dağıtalım." dedi. "Doldur Katerina." Katerina Ordinov'a bakarak, "Sen de emreder misin?" diye sordu. Ordinov sessizce kadehini uzattı. "Dur." dedi ihtiyar. Kimin içinde ne muradı, ne isteği varsa dilediği gibi olsun. Sonra kadehini kaldırdı. Hepsi kadeh tokuşturup içtiler. Katerina ev sahibine döndü. Haydi ihtiyar, bir de seninle içelim. Yüreğinde bana karşı sevgi varsa içelim. Eski, mutlu günlerimizi anarak, saadet, sevgi dileyerek içelim. Kalbinde hala benim için ateş yanıyorsa doldurayım kadehini şarabın keskin ama sen yalnız dudaklarını ıslatıyorsun güvercinim deyip gülerek kadehini tekrar uzattı ihtiyar. Ne yapalım? Benim bir yudumuma karşılık sen bütün kadehini boşaltıyorsun. Böyle kasvetli düşünerek yaşamak hoş değil ihtiyar. Kasvetli düşünceler insanın kalbini sızlatır. Düşünce acıdan, kederden gelir. Saadet istiyorsan düşüncesiz yaşayacaksın. İç ihtiyar. Erit düşüncelerini. Senin kederin de pek kötü olmalı ki bu kadar şikayetçisin. Hepsini kökünden kurutmak istiyorsun, öyle mi beyaz güvercinim? İçelim öyleyse Katya. Sormak ayıp olmasın ama senin de kederin var mı beyim? Herkesin kederi kendine. Diye mırıldandı Ordinov gözlerini Katerina'dan ayırmadan. Duydun mu ihtiyar? Ben de uzun zaman kendimi bilemedim ama sonra her şeyi anladım, hatırladım. Bütün olup bitenleri doymak bilmeyen ruhumla yeniden yaşadım. Ya iş geçmişe kaldıysa kötü dedi ihtiyar düşünceli bir tavırla. Geçmiş içilmiş şarap gibidir. Geçmişte saadet aranır mı? Eskimiş kaftanı çıkartıp atarsın olur biter. Sonra da yenisini alırsın değil mi? Katerina zorla güldü. İki iri yaş damlası kirpiklerinin ucunda elmas taneleri gibi parladı. Eh demek birkaç dakikalık saadet koca bir ömre yetmiyor. Kız kalbi pek hızlı çarpıyor. Ona kolay kolay ayak uyduramazsın. Anladın mı ihtiyar? Bak, senin kadehine gözyaşım damladı. Çektiğin acılarla ne kadar saadet aldın bari?" diye sordu Ordino, sesi heyecandan titreyerek. "Galiba kendininkini satmak istiyorsun. Yoksa böyle istenmeden burnunu sokmazdın beyim." İhtiyar, Ordino'va küstah bakışlarını dikmiş, hırçın ve sessiz bir şekilde gülüyordu. Katerina isteksiz, hatta kırgın bir sesle cevap verdi. Verdiğim kadarını aldım. Bu kimine çok, kimine az görünür. Kimi her şeyi vermek ister. Karşılığında hiçbir şey alamaz. Kimi hiçbir şey vaat etmediği halde cömert kalpler peşini bırakmaz. Sonra mahzun bakışını Ordinova çevirdi. Kimseyi kınama. İnsanlar çeşit çeşit oluyor. Kim, kimi niçin sever bilinmez ki. Haydi ihtiyar, doldur kadehini. İlk tanıştığımız zamanki kadar uysal ve sadık olan kölenin kızının saadetine iç. Kaldır kadehini. Peki dediğin gibi olsun dedi ihtiyar kadehi alarak. Ama sen de içeceksin. Dur ihtiyar. İçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Katerina kollarıyla masaya dayandı. Heyecanla parlayan gözlerini ihtiyarın gözlerine dikti. Bakışlarında kararlı bir ifade belirdi. Oldukça sakin görünüyordu. Ama hareketleri beklenmedik bir biçimde hızlandı. Sanki ateşin içine atılmış gibi garip bir hali vardı. Fakat bu hareketli tavırları güzelliğini büsbütün ortaya çıkarıyordu. Hızla nefes alırken burun delikleri belli belirsiz titriyor, tebessüm edercesine kıvrılan dudaklarının, tebessüm edercesine kıvrılan dudaklarının arasından düzgün iki sıra halinde inci gibi bembeyaz dişleri görünüyordu. Ensesinde üç defa sararak topladığı saç örgüsü sol kulağına doğru kaymış, hararetten kavrulan yanağının bir kısmını örtmüştü. Şakaklarında boncuk boncuk ter vardı. ''Bana fal bak ihtiyar, ne olur iç, iç, iç ki aklını bulandırmadan falına bakıver babacım. Al işte bembeyaz elimi, millet sana boşuna büyücü demiyor ya, okumuş adamsın, kara kitaplardan her şeyi öğrendin, bak şu falıma ihtiyar.'' Kör talihimde ne yazılıysa bir bir söyle. Ama yalan söylemek yok ha. Hadi söyle hepsini. Mutlu olacak mı kızın? Yoksa onu affetmeden başına bütün uğursuzlukları saracak mısın? Söyle. Yeni yuvam sıcak olacak mı? Yoksa ömrümün sonuna kadar elin adamları arasında huzur bulamadan mekik mi dokuyacağım? Düşmanım kim? Beni seven kim? Bana kötülük etmek isteyen kim? Söyle. Bu genç, ateşli kalbim hep böyle bir başına mı yanıp sönecek? Yoksa eşini bulacak da artık bülbül gibi neşeyle şakıyacak mı? Oldu olacak ihtiyar, bari şunu da söyle. Benim ruh eşim, Allah şahinim, mavi göğün neresinde, hangi denizlerin, ormanların ötesinde yaşıyor? O da arıyor mu eşini? Bekliyor mu heyecanla? Çok mu sevecek? Yoksa çabucak soğuyup aldatacak mı beni? Son bir şey daha ihtiyar. Bu sevimsiz köşede seninle baş başa kara kitapları okuyarak daha çok mı çile dolduracağız söyle. Bana baktığın için yedirip içirdiğin için, anlattığın masallar için teşekkür edip artık yanından ayrılmama daha çok mu var ihtiyar? Hepsini söyle ama doğruyu söyle. Sırası geldi işte. Göster kendini. Katerina'nın heyecanı arttıkça artmıştı. Son sözlerini söylerken bir duygu fırtınasına kapılmış gibi sesi birdenbire gidiverdi. Gözleri parlıyor, üst dudağı hafifçe titriyordu. Her sözünün acı bir alayla dolu olduğu belliydi. Fakat gülüşünde bile hıçkırığının titriyişi vardı. Masanın üstünden ihtiyara doğru eğilmiş, bütün dikkatiyle bulanık gözlerinin içine bakıyordu. Katerina sözünü tamamlayınca Ordinov kalp atışlarının yeniden hızlandığını hissetti. Ona bakarken hayranlığını dizginleyemeden haykırdı, oturduğu yerden atılacak gibi oldu. Fakat ihtiyarın sert bakışı onu yine olduğu yere mıhladı. Ordinov'u her zaman ürperten, kalbini acıyla, nefretle ve çaresiz bir hiddetle dolduran bu bakışta küçümseme, alay, endişe ve sinsi bir merak okunuyordu. İhtiyar düşünceli bir tavırla ve adeta hüzün dolu bir merakla Katerinasına bakıyordu. İncinmişti. Söylenen sözler pek acıydı ama kaşını bile oynatmadı. Katerina sözünü bitirince sadece gülümsedi. ''Bir anda çok şey öğrenmek istiyorsun yavru civcivim, kanatlanmış kuşum. Öyleyse kadehimi iyice bir doldur bakalım. Bu defa iyi niyet adına içelim ki senin için söyleyeceğim iyi niyetli sözlere kimsenin nazarı değmesin. Şeytan güçlüdür, insanı kolayca günaha sokar.'' Kadehini kaldırdı ve dikti. İçtikçe rengi soluyordu. Gözleri iki kor parçası gibi parlıyordu. Bu hummalı bakışlar ve yüzünü aniden kaplayan ölüm morluğu, yakında gelecek krizin işaretiydi. İçki çok kuvvetliydi. Arinol bile sadece bir kadeh içtiği halde etrafı bulanık görmeye başlamıştı. Kızgın lava dönen kanı kalbine hücum ederek ona azap veriyor, zihnini bulandırıyordu. Rahatsızlığı gitgide artıyordu heyecanını nasıl bastıracağını bilemeden kadehini tekrar doldurdu, bir yudum daha içti, kanı büsbütün kızıştı. Kendini kaybetmiş gibiydi. Garip ev sahiplerinin arasında olan biteni takip etmek için bütün dikkatini sarf ediyordu. İhtiyar gümüş kadehini masaya vurarak çınlattı. Doldur Katerina, zıbarana kadar içeceğim. Yatır ihtiyarı son uykusuna. Bu kadar yeter ona. Hah şöyle, Koy güzelim koy. Karşılıklı içelim. Sen de pek az içtin. Yoksa ben mi görmedim? Katerina ihtiyara bir şeyler söyledi. Ama Ordinov ne dediğini anlayamadı. İhtiyar kadının sözünü tamamlamasını beklemeden onu elinden yakaladı. Yüreğinde kopan fırtınaları zapt edemiyormuş gibi bir hali vardı. Yüzü bembeyazdı. Gözleri kah donuklaşıyor, kah ışıl ışıl parlıyordu. Solmuş dudakları titriyordu bocalayan, kararsız bir sesle anlatmaya başladı. ''Ver elini güzelim, palına bakıp ne görüyorsam söyleyeceğim. Yanılmadın Katerina, ben gerçekten büyücüyüm. O biricik aklın, o biricik altın kalbinden gerçeği saklayamadım. Büyücü olduğumu nasıl da sezdi. Yalnız bir şey bilemedin. Sana akıl hocalığı etmek, benim gibi bir büyücünün yapacağı iş değil kızım. Kadınlara akıl vermek boşadır. Gerçeği buysa da bilmezden, duymazdan gelir.'' Yüreği kan ağlarken kafası yılan gibi sinsice çalışabilir. Başına gelen belayı kurnazlığıyla kolayca defeder. Bazen işini aklıyla görür, bazen güzelliğini kullanır. Gözleriyle sersemletir. Güzelliğe hiçbir kuvvet karşı koyamaz. Kalp demirden bile olsa orta yerinden çatlayı verir. Eh bakalım felaketler geçirip acı çekecek misin? Kederin yükü ağır olur ama felaket zayıf yüreklere göre değildir. Sağlam yüreklere dadanır. Sinsi sinsi kan ağlatır, sonra dönüp de gözünün yaşına bakmaz. Senin kederlerin de kızım, kumdaki izlere benziyor. Yağmur onları yıkayacak, güneş kurutacak, serseri rüzgarda alıp götürecek. Dur daha söyleyeceğim, balım bitmedi. Seni sevene kul köle olacaksın. Hürriyetini ona kendi elinle teslim edecek, ondan geri istemeyeceksin. Vakti gelince sevgine gem vuramayacaksın. Ekeceğin tohumun başağını seni mahvederek toplayacaklar. Hey gidin azlı yavrum, akıllı kızım benim. Kadehime gözünden birinci düşürdün de onu bile çok gördün. Ardından ağlayarak yüz tanesini daha döktün. Bassızlığından dert yandın. Merak etme bu şebnem tanesini, bu değerli inciyi benden esirgediğine pişman olacaksın. Uykusuz gecelerinde sıkıntılar, kötü düşünceler içini kemirirken, gözyaşının incisine başka birinin kanlı, erimiş bir kurşun gibi yakan gözyaşı damlası karışacak. Beyaz göğsünü kan fışkırtıncaya kadar yakacak. O zaman sen puslu günlerin hazin, güneşsiz sabahına kadar yatağında çırpınıp duracaksın. Ama kan sızan yaranı öbür sabaha kadar iyi edemeyeceksin. ''Ve bir kadeh daha Katerina. Söylediklerimin hatrına bir kadeh daha. Zaten söyleyecek başka şey de kalmadı ya.'' Sesi hafifledi, titremeye başladı. Göğsünden bir hıçkırık kopu verecek gibiydi. Kadehini doldurarak hırsla son damlasına kadar içti ve boş kadehi tekrar gürültüyle masaya vurdu. Donuk bakışı yeniden alevlendi. Neyse, yaşamaya bakalım. Olanla ölene çare yok. Ver bir kadehçik daha da şu deli kafa boynundan ayrılsın. Ruh bedene veda etsin. Sabahsız bir uykuya yatır beni. Her şeyi de unut gitsin. İçmek yaşamak demek. Tüccar malını bedavaya elden çıkarmaya başlayınca işi bataklığa döktüğü anlaşılır. Ona kalsa zararına mal kaptırır mıydı hiç? Biri pazarlığa kalksa ortalığı kana boyar. Kurunun yanında yaşı da yakardı. Doldur kadehimi Katerina. Bir daha doldur. Fakat ihtiyarın kadehi uzatan eli birdenbire hareketsiz kaldı. Ağır ağır güçlükle soluyordu. Başı kendiliğinden öne düştü. Donuk bakışını son olarak Ordinova dikti. Az sonra bu bakış da söndü. Göz kapakları kurşun ağırlığıyla kapandı. Yüzünü ölü beyazlığı kapladı. Dudakları bir şey söylemek istiyormuş gibi bir müddet kıpırdadı, titredi. Sonra birdenbire bir damla yaş, sıcak, iri bir damla kirpiklerinin ucundan solgun yanağına düşerek yavaş yavaş yuvarlandı. Ordinov daha fazla dayanamadı. Oturduğu yerden doğruldu, sendeleyerek bir adım ilerledi. Katerina'ya yaklaşarak elinden tuttu. Fakat Katerina onun varlığından habersiz gibiydi. Dönüp bakmadı bile. Katerina da kendini kaybediyor gibiydi. Sanki kafasına saplanan bir düşünce bütün benliğini sarmıştı. Uyuyan ihtiyar'ın göğsüne sokularak onu kollarıyla sardı. Hummalı parıltılarla dolu bakışını yüzüne dikti. Ordinov'un hala elinden tuttuğunu fark etmemişti sanki. Sonunda başını çevirerek uzun, derin bir bakışla onu süzdü. Durumu anlamışa benziyordu. Hayret dolu, acı bir tebessümle dudaklarını zar zor araladı. "Git, çekil. Sarhoşsun, fenasın. Misafirim değilsin artık." diye fısıldadı. Katerina gözlerini yeniden ihtiyara dikti. Sanki aldığı her nefesi sayıyor, bakışlarıyla uykusunu hafifletmeye çalışıyordu. Soluğunu bile tutmuştu. Hızlı hızlı çarpan kalbini kontrol etmeye uğraşıyor gibiydi. Öyle taşkın bir hayranlıkla doluydu ki, Ordinov'un içi ümitsizlik ve sonsuz bir hiddetle doldu. Ordinov onun elini mengene gibi sıkıp seslendi. "Katerina, Katerina!" Katerina'nın yüzünden bir ıstırap dalgası geçti. Tekrar başını kaldırdı ve genç adama öyle alaylı, öyle küçümser bir şekilde baktı ki Ordinov sendeledi. Katerina gözleriyle uyuyan ihtiyarı gösterdi. Ordinov, düşmanındaki nefretin ve alaycı halin akislerini Katerina'nın gözlerinde görür gibi oldu. Kadın donuk, sert bakışını genç adamdan ayırmıyordu. ''Ne var, bıçaklayacak mı yoksa?'' diye bağırdı Ordinov hiddetten kendinden geçerek. Sonra kadının gizli düşüncesini anladığını sanarak için için güldü. ''Bana sahip olmak istiyorsan seni tüccarının elinden kurtarırım güzelim. Artık bir şey yapamaz merak etme. Katerina'nın yüzünde sabitlenen alaycı gülüş Ordinov'un tüylerini ürpertiyor, içini parçalıyordu. Bilinçsiz bir hareketle elini duvara uzatıp ihtiyarın çivide asılı duran antika hançerini aldı. Katerina önce şaşırır gibi oldu. Sonra bakışlarında öyle bir nefret ve küçümseme belirdi ki Ordinov iyice kendinden geçti. Elini iten, onu delilik yapmaya kışkırtan bir kuvvet vardı adeta. Hançeri kınından çıkardı. Katerina nefesini tutmuş, hiç kıpırdamadan onu izliyordu. Ordinov ihtiyara baktı. O anda adam tek gözünü açmış Ordinova gülerek bakıyor gibi geldi. Göz gözeydiler. Ordinov birkaç dakika gözlerini ayıramadı birdenbire ihtiyarın gülmeye başladığını, odayı tüyler ürpertici, şeytani kahkahalara boğduğunu sandı. Kafasından korkunç bir düşünce geçti. Ordinov ürperdi, hançer gürültüyle yere düştü. Katerina, baygınlığa benzer ağır bir kabustan ayılmış gibi bir çığlık kopardı. Yüzü bembeyaz kesilen ihtiyar, yatağından ağır ağır kalktı, hançeri hırsla tekmeleyip odanın öbür ucuna fırlattı. Katerina solmuş yüzüyle taş kesilmiş gibi hareketsiz duruyordu. Gözleri yavaş yavaş kapandı. İçini kaplayan derin keder yüzünden belli oluyordu. Yüzünü elleriyle örterek iç parçalayıcı bir çığlıkla bitkin bir halde ihtiyarın ayaklarının dibine yığıldı. Alyosha, Alyosha diye bir feryat koptu sıkışmış göğsünden. İhtiyar onu kuvvetli kolları arasına almış, göğsünde adeta eziyordu. Fakat Katerina başını ihtiyarın göğsüne gömünce adamın yüzünün her çizgisinde öyle açık, öyle arsız bir neşe belirdi ki, Ordinov dehşetle kala kaldı. Arsızca sergilenen bu neşede yalanlar, ince hesaplar, zavallı bir kalp üzerindeki korkunç tahakküm ve kıskanç bir baskı açıkça seziliyordu. Delirmiş bu kadın diye mırıldandı Ordinov kendi kendine. Hiddetle evden dışarı fırladı. Ordinov, ertesi sabah saat 8’e doğru, bir gün önceki üzücü hadisenin tesiri henüz kaybolmadan, sebebini kendisi de bilmediği halde Yaroslav İlgiç'i ziyarete gitti. Kapı açılırken irkildi. Eşikte put gibi kala kaldı. Murin de oradaydı. İhtiyarın rengi Ordinov'dan daha soluktu. Ayakta duracak hali yoktu. Ama yine de ziyaretine pek sevinen Yaroslav İlgiç'in, bütün ricalarına rağmen oturmak istememiş, ayakta kalmayı tercih etmişti. Yaroslav İliç, Ordinov'u görünce bir sevinç çığlığı kopardı. Fakat sevinci hemen o anda söndü. Masanın bitişiğindeki sandalyeye doğru giderken şaşkın bir hal aldı. Ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemiyor gibiydi. Böyle nazik bir anda bir köşede pipo tüttürerek misafirlerini kendi haline bırakmakla epey ayıp ettiğinin de farkındaydı. Yine de o kadar şaşırmıştı ki piposunu hem de büyük bir zevk duyarak tüttürmeye devam ediyordu. Nihayet Ordinom odaya girdi. Murine göz ucuyla baktı. İhtiyarın yüzünde dünkü gibi Ordinov'da hiddet ve ürperti uyandıran pis bir tebessüm belirdi ve silindi. Bununla beraber düşmanca tavrı hemen kayboldu. Yüzü kabuğuna çekilmiş bir adamın ifadesini aldı. Kiracısını önünde eğilerek selamladı. Bütün bu sahne Ordinov'u düşündürdü. Durumu anlama isteğiyle Yaroslav İliç'e dikkatli dikkatli baktı. Yaroslav İliç kıvrandı, ezilip büzüldü. Nihayet ağzından birkaç kelime çıktı. ''Buyurun, içeri buyurun Aziz Vasili Mihailoviç. Şerefiniz bütün bu basit eşyaya bir damga.'' Yaroslaviliyic eliyle odanın bir köşesini gösterdi ve tasarladığı şatafatlı cümlenin sonunu getiremeyince kızardı. Sandalyeyi gürültülü bir hareketle odanın ortasına kadar sürdü. ''Sizi rahatsız etmiyorum ya Yaroslaviliç, bir iki dakika için.'' ''Rica ederim efendim, sizin beni rahatsız etmeniz mümkün mü?'' ''Bir çay alırsınız değil mi Vasily Mihailoviç? ''Hey oğlum buraya bak, siz de bir bardak daha ister misiniz efendim?'' Murin başını eğerek kabul etti. Yaroslav odaya giren uşağa gayet sert bir tavırla üç bardak çay getirmesini söyleyerek Ordinov'un yanına oturdu. Bundan sonra bir müddet oyuncak bir kedi yavrusu gibi başını Murin'den Ordinov'a, Ordinov'dan Murin'e çevirdi durdu. Durum hayli tatsızdı. Yaroslav için bir şey söylemek istediği belliydi. Her iki tarafa karşı da oldukça nazik bir tutum içindeydi. Fakat bütün gayretine rağmen ağzından söz çıkmıyordu. Ordinov'da şaşkın bir ruh hali vardı. Birdenbire ikisi beraber konuşmaya başladı. Onları sessizce ve merakla takip eden Murin, ağzındaki bütün dişleri görünene kadar sırıttı. ''Size üzücü bir hadiseden sonra evimden ayrılmak zorunda kaldığımı söylemek için geldim.'' dedi Ordinov aniden. ''Evet, ne tuhaf tesadüf.'' diyerek sözünü kesti Yaroslav ''Bu sabah şu muhterem zattan kararınızı öğrenince hayret ettim doğrusu. Bunu size o mu söyledi?'' Ordinov Murin'e şaşkınlıkla baktı. Murin sakalını sıvazladı, kolunu siper alarak güldü. Yaroslav Vilyich söze atıldı. Evet evet ama belki yanlış anladım. Fakat şerefimle temin ederim. Sözlerinde sizi rencide edecek bir şey yoktu. Yaroslav birden birdenbire kızardı, heyecanını yenmeye çalıştı. Murin diğerlerinin şaşkınlığıyla yeteri kadar eğlendikten sonra bir adım ilerleyerek Ordinov'un önünde nezaketle eğildi. ''Mesele şudur beyefendi. Zatı haliniz için beyefendiden bir ricada bulundum. Bildiğiniz gibi ben de hanımefendi de sizi başımızla beraber kabul ederiz. Bir şikayetimiz yok. Fakat halimi görüyorsunuz beyefendi. Tanrı'nın lütfuyla yaşıyor gibiyiz. Bunun için de gece gündüz dua ediyoruz. Yoksa bu hayata dayanılır mı?'' Murin sakalını bir daha sıvazladı. Ordinov çok kötü olmuştu. ''Evet, evet.'' diye araya girdi Yaroslaviliç. ''Zaten ben de size bahsetmiştim. Kendisi hastadır. Bir nevi malhor, bir nevi talihsizlik. Aslında size bunu Fransızca anlatmalıydım. Fakat kusuruma bakmayın Fransızcan pek iyi değildir. Neyse.'' ''Gayet tabii.'' ''Evet efendim.'' ''Yani?'' Odinoğlu Yaroslaviliç oturdukları yerden mahcubiyetle gülümseyerek karşılıklı boyun büktüler Böylece aralarındaki tatsız durum sona erdi. Pratik bir adam olan Yaroslaviliyic hemen toparlandı. Ben de bu muhterem zata etraflıca sordum. Bana dedi ki hasta olan kadın Yaroslaviliyic yüzüne yansıyan mahcubiyeti gizlemeye çalışıyor gibiydi. Soran gözlerle Murin'e baktı. Ya bizim kadın Yaroslaviliyic daha fazla ısrar etmedi. Evet hanımefendi yani sizin de eski ev sahibeniz. Nasıl olmuş bilmiyorum ama işte durum bu. Kadıncağız hasta, zavallı. Size ayak bağı olduğunu, çalışmalarınıza mani olduğunu söylüyormuş. Murin de ama siz benden çok mühim bir hadiseyi saklamışsınız Vasily Mihailoviç. Ne gibi? Tüfek meselesi. Yaroslavili için ince sesinde dostça bir serzeniş titreşiyordu. Aceleyle devam etti. Ama üzülmeyin. Kendisi bana her şeyi anlattı. Adamın istemeyerek işlediği suçu bağışlamakla çok asilce hareket etmişsiniz. Yemin ederim anlatırken gözleri doldu. Yaroslav İlyich yine kızardı, gözleri parladı, duygu dolu bir tavırla oturuşunu değiştirdi. O her zamanki heyecanını bastırmaya çalışırken Morin Ordinova döndü. Yüzüne dikkatle bakıyordu. Ben de hanımefendi de sizin için öyle dua ediyoruz ki beyim. Fakat bildiğiniz gibi o akılsız, hasta bir kadın. Ben de ha öldüm ha öleceğim. Rica ederim, ne zaman isterseniz çıkarım diye sabırsızlıkla sözünü kesti Ordino. Hatta hemen şimdi bile Murin yerlere kadar eğildi. Yo beyefendi, biz sizden pek memnunuz. Zat halinizi kırmak için söylemedim. Bakın, size bir şey arz edeyim. O aynı zamanda benim akrabam olur. Tabii uzaktan bir akrabalık. Hani tavşanın suyunun suyu derler ya. Kusura bakmayın beyim. Biz cahil köylüleriz. Dilimiz kaba. Bu kadın çocukluğundan beri böyledir. Ormanda, balıkçılar, işçiler arasında tam bir köylü olarak büyüdü. Hep böyle hırçın, kafadan sakattı. Bir ara evleri yanmış. Yangında anasıyla babası da ölmüş. Ama o bunları size kim bilir ne türlü anlatmıştır. Burnumu sokmuş gibi olmayayım. Moskova'da bir cerrah heyeti onu muayene etti. Tedavisi olmadığını söylediler beyim. Ne yapsak boş. Benden başka kimsesi de yok. Benimle yaşıyor ''Ne yapalım? Yaşıyor ve Tanrı'ya dua ediyoruz. Ümitlerimiz hep onda. Ben de hep huyuna gidiyorum.'' Ordinov'un rengi uçtu. Yaroslav İliç, kah ona, kah Murin'e bakıyordu. Murin vakarla başını salladı. ''Hayır, düşündüğünüz gibi değil. Öyle demek istemedim. Hoppa ve havai bir kadın olduğu için kafasında sevda işlerinden, aşk meşkten başka bir şey yoktur. Ayıptır söylemesi, gönül eğlencesi arıyor. Bu yüzden bozdu ya.'' Ben onun masallarla avutuyorum. İşim gücüm bu. Hani kınamak için söylemiyorum ama... Murin tekrar eğildi ve kaftanının koluyla sakalını sıvazladı. Sizinle nasıl muhabbet ettiğini de gördüm. Onunla sevgili olmak istiyordunuz beyefendi. Yaroslav İliç kızardı. Murin'e sitemle baktı. Ordino oturduğu sandalyeden düşecek gibi oldu. Murin tekrar eğildi. Yo, şey demek istedim. Bizimki köylü aklı beyefendi safız, cahiliz, köleniziz beyefendi. Karımla sizin için Tanrı'ya dua edeceğiz bundan sonra. Ne yapalım? Aç kalmayalım. Sıhhatle olalım da başka bir isteğimiz yok. Elimden başka bir şey gelmiyor ki zaten. Boğazıma ip mi takacağım? İşte siz de gördünüz beyim. Kızmayın bize. Başımızdaki felaket yetmiyormuş gibi bir de aşıklarla uğraşmayalım. Kaba konuşmamı affedin beyim. Ben köylüyüm. Siz beysiniz. Genç, kibar, onurlu bir beysiniz. Oysa akılsız çocuktan farksız, şeytana uyu vermesi an meselesi. Tazecik güzel bir kadın sonuçta. Bense hasta bir ihtiyarım. Öyle değil mi? Besbelli siz de şeytana uydunuz. Artık onu masalla avutmaya da gücüm yetmiyor. Duacınız oluruz beyim. Ne olur. Hem ne yapacaksınız onu beyefendi? Pasaklı, sünepe bir köylü karısı. Böylesi ancak bana layıktır. Sizin gibi beylere köylü kadınlarıyla oyalanmak yaraşmaz ki. Pek çok dua edeceğiz beyim. Lütfedin ne olur. Morin sözünü bitirdikten sonra yere kadar eğildi ve uzun zaman doğrulmadan boyuna sakalını sıvazlayarak öylece kaldı. Yaroslav şaşkına dönmüştü. Heyecandan sulanan gözlerini ordinava dikerek mahcubiyet içinde bir şeyler gevelemeye çalıştı. Evet öyle işte. Adamcağız aranızdaki bir takım karışık vaziyetlerden de bahsetti. Pek inanamadım tabii Vasili Mihailoviç. İşittiğime göre rahatsızlığınız tamamıyla geçmemiş zaten. Öyle, dedi Ordino. Sonra Murin'e dönerek aceleyle, borcum ne kadar, diye sordu. Aman o nasıl söz beyim, lütfen. Biz öyle para göz insanlar değiliz. Bunu hakaret addederiz. Ayıp değil mi? Karımla benden ne fenalık gördünüz de böyle yapıyorsunuz. İyi ama azizim, beyefendi odanıza kiracı olarak girdi. Para almak istememekle siz ona hakaret etmiş olmuyor musunuz? Ya Roslaviliç ihtiyara hareketinin garipliğini anlatmak istiyordu. Ama Murin oralı değildi. Olur mu beyim? O da ne demek? Size hizmette kusur mu ettik? Elimizden geleni yaptık. Para alacağız ha? Yapma beyim. Tanrı esirgesin. Dinsiz miyiz? Kafir miyiz biz? Keşke güle güle otursaydın da köylü aşımızı afiyetle yeseydin. Gık der miydik acaba? Ne çare ki şeytan karıştı bir kere. Ben de karım da hasta insanlarız. Senin hizmetine koşacak adamımız yok. Olsaydı başımızın üstünde yerin var. Artık sen bilirsin. Biz de ömrümüzün sonuna kadar doğacın olacağız. Murin bir kere daha bel kırdı. Yaroslavili için heyecan dolu gözlerinden yaş fışkırdı. Ordinova coşkunlukla bakıyordu. Ne dersiniz bu ruh hasaletine? Rus milletinin o ezeli, kutsal misafirperverliği, Ordinov adeta dehşet duyarak ona baktı. Sakalını koluyla örten Murin, Ordinov'a doğru bir adım ilerledi ve Yaroslavili için sözünü tekrarladı. Misafir Misafirperverlik beyim, elbette. Biz misafiri pek sever, hürmet ederiz. Şimdi bile keşke daha uzun kalsaydınız diye düşünüyordum. Pekala istediğiniz kadar oturabilirdiniz. Hiçbir şey demezdim. Gel gelelim günah kapanına kısıldık. Ah, hep o hasta kadın yüzünden o olmasaydı, mesela evde tek başıma olsaydım, zaten halinizi öyle rahat ettirirdim ki, yapmaz mıydım sanıyorsunuz? Sizin gibi onurlu bir beye bakmayacağım da kime bakacağım? Hastalığınızı da iyi ederdim. Vallahi iyi ederdim. Çünkü o hastalığın devasını biliyorum. Keşke kalsaydınız. Ah keşke. Ya Demek gerçekten çaresini biliyorsunuz diyerek onun lafını kesti Yaroslav İliç. Ordinov az önce Yaroslav kötü bir şekilde yukarıdan aşağıya süzmekle hata etmişti. Yaroslav İliç hiç şüphesiz dünyanın en namuslu, en kibar adamlarından biriydi. Fakat meselenin aslını ancak o anda tamamıyla anlayabilmiş ve çok zor bir durumda kalmıştı. Tabiri caizse makaraları koy vermek istiyordu. Orada, Ordinov'la yalnız başlarına olsaydılar, can ciğer dostluklarına güvenerek sıkılmadan kahkahayı basacaktı. Tabii bunu kibar bir şekilde yapacaktı ve güldükten sonra Ordinov'un elini sıkıp ona karşı iki kat saygı duyduğunu, kendisini mazur gördüğünü, gençlikte böyle şeylerin tabii sayıldığını söyleyecek, onu samimiyetiyle ikna edecekti. Ama şimdi, şu kurtulamadığı nezaketi yüzünden oldukça zor durumdaydı. Yerin dibine geçmek istiyordu. Yaroslavili için yersiz sözleri üzerine yüzünü ekşiten Morin bir adım daha ilerleyerek devam etti. Bunun çaresi yani ilacı var. Benim şu kısa köylü aklıma göre. Siz pek fazla kitap okumuş, okumaktan çizgiyi aşmışsınız. Biz köylüler buna sıyırmak deriz. Eee yeter artık diye onu susturdu Yaroslavili sert bir edayla. Ben gidiyorum dedi Ordinov. Onu daha fazla tutmak için kendinde kuvvet bulamayan Yaroslav için ağız dolusu iltifatlarına cevaben ''Teşekkür ederim efendim'' diye devam etti. ''Muhakkak gelirim, muhakkak. İzninizle. Güle güle beyefendi, güle güle. Unutmayın bizi, lütfen yine buyurun.'' Ordinov başka bir şey duymadı. Deli gibi sokağa fırladı. Daha fazlasına dayanamayacaktı. Beyninden vurulmuşa dönmüş, dimağa durmuştu. Adeta hastalığının yeniden başladığını hissediyordu. İçini acı bir ümitsizlik kapladı. O anda ölmekten başka bir isteği yoktu. Dizleri tutmaz oldu. Yoldan gelip geçenlere, etrafında toplanmaya başlayan kalabalığa ve merak dolu bakışlara aldırmadan bir duvarın dibine çöktü. Birdenbire etrafını saran uğultu arasından Morin'in sesini duydu. Ordino başını kaldırdı. İhtiyar gerçekten karşısında duruyordu. Solgun yüzü ciddi ve düşünceliydi. Bu, bir dakika önce... Yerosovil için yanında Ordinov'la küstahça alay eden adamdan çok farklı bir adamdı. Ordinov doğruldu. Murin elinden tutarak onu kalabalığın içinden çıkardı. Eşyalarını almak istersin herhalde, dedi yan yan bakarak. Sonra, kederlenme beyim, gençsin. Ne üzülüyorsun be, diye bağırdı. Ordinov cevap vermedi. Gücendin değil mi? Kızıyorsun. Ama kızacak ne var? Herkes kendi namusunu korur. Sizi tanımıyorum. Sırlarınızı da bilmek istemiyorum, dedi Ordinov. Fakat o, o gözlerinden sicim gibi yaş boşandı. Rüzgar gözyaşlarını yanaklarından bir bir koparıp savuruyordu. Ordinov eliyle yanaklarını siliyordu. Hareketi, bakışı, titreyen, morarmış dudaklarının çarpıklığı aklını kaçırmak üzere olduğunu gösteriyordu. Murin kaşlarını çattı. Dedim ya işte, kaçıktır o. Neden nasıl kaçırdığı sana lazım değil ama ben onu bu haliyle de kabul ederim. Onu canımdan çok sevdim. Kimseye vermem. Anladın mı şimdi? Ordinov'un gözlerinde bir an alevli parıltılar belirdi. Peki ama niçin? Niçin ben de şimdi canımı kaybetmiş gibiyim? Niçin kalbim böyle sızlıyor? Niçin Katerina'yı tanıdım ben? Niçin mi? Murin önce güldü, sonra düşünceye daldı. Orasını ben de bilmiyorum. Ama kadın tabiatı deniz dibine benzemez. Er geç görülür, anlaşılır. Yalnız o pek kurnaz, inatçı ve dayanıklı bir kadındır. Bir şeyi isteyince vazgeçemez. Galiba sahiden beni bırakıp sizinle gitmek istiyordu beyim. İhtiyarlığım onu iğrendiriyordu artık. Benim gibi biriyle yaşayabileceği her şeyi yaşadı çoktan. Siz ona yeni bir heyecan oldunuz. Ama sizin yerinizde başkası da olabilirdi. Ondan hiçbir şey esirgemem. Kuş sütü istese onu bile bulurum. Öyle bir kuş yok belki ama ben oldururum. Gururludur. Hürriyetini arıyor ama ne istediğini bildiği yok. Onun için en iyi şeyin şimdiki hali olduğunu anlamıyor. Hey gidi beyim, pek toysun henüz. Yüreğin gözyaşlarını, eliyle kurulayan, terk edilmiş bir kızın yüreği gibi yanıyor. Şunu bil ki zayıf bir insan tek başına yaşayamaz. Ona istediği bütün şeyleri ver, yine hepsini bırakıp sana koşar. Dünyanın yarısını bağışla, bak görürsün. Hükmetmeyi düşünmez de bir pabuca sığacak kadar küçülür, siner. Zayıf insana hürriyet verirsen onu torbaya koyar, getirir sana teslim eder. Akılsız yüreğe hürriyet yaramaz. Böyle şeylerle başa çıkmak güçtür. Pek gençsin de bunları onun için söylüyorum. Yoksa bana ne? Geldin gidiyorsun. Ha sen, ha başkası. Böyle olacağını baştan biliyordum. Ama ona mani olamadım. Mutluluğunu korumak istiyorsan aksi gitmeyeceksin. Murin hem yürüyor hem felsefesine devam ediyordu. Koş, bunlar da laftır beyim. Neler olmuyor ki? Hırs gözü bürüyünce bakıyorsun kimi bıçağa sarılıyor, kimi silahı bile olmadan saldırıp dişleriyle düşmanının gırtlağını parçalıyor. Ama versinler elinde bıçağı, düşmanın da karşında korkusuzca bağrını açsın. İnan o zaman saldırmaktan vazgeçersin avluya girdiler. Tatar kapıcı Murin'i uzaktan görerek şapkasını çıkardı, kurnaz gözlerini ayırmadan Ordinav'a bakıyordu. ''Annen evde mi?'' diye seslendi ona Murin. ''Evde. Söyle de beyefendinin eşyalarını taşımaya yardım etsin. Sen de gel. Haydi davran.'' Merdiveni çıktılar. Murin'in yanında çalışan ve gerçekten kapıcının annesi olan koca karı, eşyalarıyla uğraşıyor, hepsini söylene söylene büyük bir denk halinde bağlıyordu. Dur, sana ait bir şey daha getireceğim. İçeride kaldı. Murin odasına gitti. Bir dakika sonra dönerek Ordinova ipek ve yünle işlenmiş gösterişli bir yastık uzattı. Bu, Ordinov hastalandığı zaman Katerina'nın getirdiği yastıktı. Sana yolladı, dedi Murin. Sonra babacan bir tavırla, şimdi git artık ama şurada burada sürtme, yazık edersin kendine, diye ilave etti. Kiracısını kırmak istemediği belliydi. Fakat son bir bakıştan sonra yüzünü müthiş bir hiddet kapladı. Ordinov'un arkasından kapıyı adeta nefretle kapadı. İki saat sonra Ordinov, Alman Şipis'in evine taşınmıştı. Tinhen onu görünce bir çığlık kopardı. Hemen sıhhatini sordu, hastalığını öğrenir öğrenmez tedaviye girişti. İhtiyar Alman, pek memnun bir halde, kapıya yeni bir kiralık kağıda asmak üzere olduğunu anlattı. Çünkü Ordinov'un verdiği peyin karşıladığı süre tam bugün bitmişti. Böylece ihtiyar, aynı zamanda üstü kapalı olarak Almanların dürüstlüklerini övmek fırsatını bulmuştu. Ordinov o gün iyice hastalandı ve ancak üç ay sonra yataktan kalkabildi. Yavaş yavaş iyileşti. Sokağa çıkmaya başladı. Almanın evinde hayat, yeknesak ve rahattı. Adamın tabiatında göze çarpan bir özellik yoktu. Güzel bir kız olan Tinhen, kendisine sataşılmadıkça iyi bir arkadaştı. Fakat hayat, Ordinovich'in artık çok tatsız bir hale almıştı. Dalgın, düşünceli ve hırçındı. Hassasiyeti hastalık derecesinde artmış, farkına varmadan amansız bir melankoliye tutulmuştu. Haftalarca kitap açmaz oldu. İstikbal onun için ölmüştü. Parası boyuna eriyordu. Kendini öylesine bırakmıştı ki yarını aklına bile getirmiyordu. Arada bir içinde ilme karşı duyduğu eski ateşin yanmaya başladığını hissediyordu. Fakat bu duygu onu kuşatmıyor, tam tersine boğuyor, enerjisini yok ediyordu. Fikirleri fikir olarak kalmaktan öteye geçemiyordu. Kafasında birer dev kadar büyüyerek zayıflığıyla alay ediyordu. Ordinov bu acı anlarda ister istemez büyücü çırağının hikayesini hatırlıyordu. Çırak, ustasının sihirli sözlerini çalarak süpürgeye su taşımasını emretmiş. Ama nasıl dur deneceğini unuttuğu için sonunda bu suyun içinde boğulmuş. Belki o da kendine has, orijinal bir eser ortaya koyabilecekti. Belki onun da elim dünyasında bir nasibi olacaktı. Hiç olmazsa önceleri buna inanıyordu. Samimi inanç, geleceğin temelidir. Fakat şimdi körü körüne inançlarıyla alay ettiği oluyordu. Ve bu yüzden İlerleyemeden hep olduğu yerde sayıyordu. Halbuki 6 ay önce zihninde tasarladığı ve gençliğin tecrübesizliğiyle bütün ümitlerini bağladığı bir çalışmasını şema halinde kağıda geçirmişti. Çalışma kilise tarihiyle alakalıydı. En hararetli, en içten fikirlerini yazmıştı. Şimdi Ordino bu taslağı tekrar okudu. Üzerinde pek çok düşünüp bazı yerleri karalayıp değiştirdi ve nihayet önceki görüşünü reddetti ama geriye kalan yıkıntılar üzerine de yeni bir şey kuramadı. Yavaş yavaş ruhunu teslimiyet, kadere bel bağlamaya benzeyen bir esarengizlik kaplamaya başladı. Zavallı acı duyuyor, Tanrı'dan şifa diliyordu. Alman'ın hizmetçisi olan dindar bir ihtiyar Rus kadın, sessiz kiracılarının nasıl dua ettiğini, kilise taşlığında kendinden geçerek saatlerce nasıl hareketsiz kaldığını banlandıra banlandıra anlatıyordu. Ordinov başına gelenleri hiç kimseye anlatmamıştı. Fakat arada bir, bilhassa ortalığın kararmaya başladığı zamanlarda çanların uğultulu sesleri ona Katerina'nın yanında kilisede ilk defa diz çöktüğü anı hatırlatıyordu. O an göğsü o vakte kadar hiç duymadığı bir hisle dolup sızlamıştı her şeyi unutarak kadının ürkek ürkek çarpan kalbine kulak verirken kimsesiz hayatına giren bu yeni, sıcacık ümidi, sevinç ve heyecan gözyaşlarıyla yıkamıştı. Bunları hatırladıkça sonsuza kadar yaralanmış ruhunda fırtınalar kopuyor, maneviyatı sarsılıyor, aşk ıstırabı yeniden içini kavurmaya başlıyordu. Çoğu zaman saatlerce kendini, hayatı, ve dünyadaki her şeyi unutarak olduğu yerde kalakalıyor, ümitsizlik ve keder içinde sessizce gözyaşı dökerken, Katerina, sevgili meleğim, biricik dostum diye mırıldanıyordu. Bir süredir zihnine kötü bir düşünce saplanmıştı. Bu düşünce gitgide onu sarıyor, günden güne daha inandırıcı, daha gerçek gelmeye başlıyordu. Kafasında o kadar kurdu ki, sonunda buna iyice inandı. Katerina'nın aklından hiçbir zoru yoktu ama Murin onun için zayıf yürekli derken pek haksız sayılmazdı. Ona göre Katerina'yı ihtiyar adama bağlayan bir sır vardı. Katerina masum bir güvercin kadar suçsuz da olsa bu adamın hakimiyeti altına girmişti. İkisinin de kimin nesi olduklarını bilmiyordu. Fakat bu zavallı, müdafasız tazeye yapılan insafsızca baskı aklından çıkmıyordu. Bunları düşündükçe kalbi derin bir kederle, üzüntüyle doluyor, çaresizliği onu hiddetlendiriyordu. Ordinova öyle geliyordu ki birdenbire her şeyin farkına varan bu zavallı mahlukun korku dolu gözleri önüne, içinde bulunduğu düşkün hal haince seriliyor, zayıf yüreği işkence ediliyordu. Gerçekler yalan yanlış yorumlanıyor, cahilliğine mahsus göz yumuluyor, yerine göre de şaşkın kalbinin taşkınlıklarına kurnazca iltifat ediliyordu. Böylece ür bir, bir ruhun kanatları yavaş yavaş kesiliyordu. Onda artık ne isyan edecek ne de hakiki hayatı arzulayacak kuvvet kalıyordu. Ordinov gitgide daha çok yabanileşiyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse Alman en sahipleri de buna hiç mani olmuyordu. En çok sokaklarda saatlerce başıboş dolaşmaktan hoşlanıyordu. Bu gezintiler için daima karanlık bastığı saatleri ve tenha sokakları seçiyordu. Bir gün, yağışlı, rutubetli bir bahar akşamı, Sapa sokaklardan birinde Yaroslaviliç ile karşılaştı. Yaroslaviliç göze çarpacak kadar zayıflamış, sevimli gözleri donuklaşmıştı. Eski neşeli, canlı halinden eser kalmamış gibiydi. Mühim işler peşindeydi. Islanmış, üstü başı çamurlanmıştı. Rengi solmuş zarif burnunun üstünde yağmur damlaları birikmişti. Üstelik favori de bırakmıştı. Yaroslav İlyich'in favorileri ve eski dostuna adeta onu tanımak istemiyormuş gibi kaçamak bakışı Ordinov'u şaşırttı. İşin tuhafı o zamana kadar kimsenin merhametine ihtiyaç duymadığı halde bu defa üzüldü, kırıldı. Sade, babacan, saf, Hatta biraz bön ve daima kötümser görünmek, akıllı geçinmek gibi iddiaları olmayan eski arkadaşı onun daha çok hoşuna gidiyordu. Doğrusu budala olan, belki de budalalığı nedeniyle sevdiğimiz adamın durup dururken akıllanması hiç de hoşa gidecek şey değildi. Neyse ki Yaroslavili için Ordinova çevirdiği şüphe dolu bakış çabucak kayboldu. Huylu huyundan vazgeçmezmiş ya. Her ne kadar değişmiş olsa da Yaroslav Ilyich de yelkenleri suya indirerek hemen Orjinov'un gönlünü almaya girişti. İlkin çok meşgul olduğunu söyledi. Sonra uzun zamandır birbirlerini görmediklerinden bahsetti. Birdenbire konuşmaları garip bir hal aldı. Yaroslav Ilyich genel olarak insanların yalancılığından, dünyadaki her şeyin ölümlü oluşundan, söz gelişi hem de büyük bir kayıtsızlıkla Pushkin'den bahsetti. İyi ahbap dediğimiz kimselerle hafiften alay etti. Nihayet sözü dünya kurulalı beri gerçek dost diye bir şey olmadığı halde kendilerini dost gösteren kimselerin yalancılığına iki yüzlülüğüne getirdi. Sözün kısası Yaroslaviliç akıllanmıştı. Ordinov onun söylediklerine itiraz etmedi. Fakat derin bir hüzün duydu. Sanki çok sevdiği bir dostunu kaybetmiş gibiydi. Yaroslaviliç birden çok ilginç bir şey hatırlamış gibi atıldı. Şey, az kalsın unutuyordum. Size bir havadisim var ama bunu yalnız size söylüyorum. Oturduğunuz evi hatırlıyor musunuz? Ordino birden irkildi, sarardı. O evde geçenlerde bir hırsız çebekesi basıldı. Orası tam manasıyla bir batakhaneymiş. Kaçakçılar, çeşit çeşit dalavereciler, neler neler. Bir kısmını yakaladılar. Öbürlerinin de peşindeler. Düşünün bir kere, o ev sahibi, dindar, ağırbaşlı, kibar görünüşlü adam. E, ee, işte insanların nasıl mahluklar olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Adam şebekenin elebaşıymış. Ötesi yok bunun. Yaroslav içten konuşuyor ve bir adamın yaptıkları yüzünden bütün insanlığı mahkum ediyordu. Yaroslav huyu böyleydi işte. Ya ötekiler, Murin diye sordu Ordinov fısıltı halinde. ''Şey, Murin mi?'' ''Yok canım, zannetmem. Murin, muhterem efendi bir ihtiyardı. Ama durun bakayım, o benim hiç aklıma gelmemişti. Yani o da mı şebekeye dahildi dersiniz?'' Ordinov'un kalbi sabırsızlıktan göğsünü delecek gibi çarpıyordu. Yaroslav Ilyich donuk gözlerini Ordinov'a dikti. Bu, onun düşündüğüne işaretti. ''Durun bakayım!'' Yok yok, Murin aralarında olamaz. Çünkü o, baskından üç hafta önce karısıyla memleketine gitmiş. Kapıcılarından duydum. Hatırlarsınız ya, hatar bir kapıcıları vardı.